Şimdi bugün elimizden geldiği kadar Ebru sanatının nasıl yapıldığını, malzemelerin nasıl hazırlandığını, kitle ayarı ve boya ayarlarını anlatmaya çalışacağız. Daha önce benzer videolar çektik ama ufak tefek sıkıntılar oldu. İnsanlar yeterli düzeyde algılayabilecekleri görüntü netliği olmadığı için elimizden geldiği kadar amatörce, nasıl diyeyim, daha net görüntülerle çalışmaya çalışacağız. Şimdi dünden kova içerisinde erittiğimiz kitreyi boşaltıyorum. Tabi bunun kıvamı yoğun. Bu yoğun kıvamlı kitrenin şimdi ayarını ve daha sonra da boya ayarlarını anlatacağım. Şimdi kitre dediğimiz malzeme birkaç yüzyıl Ebru kitre denilen Geven dikeninin bir nevi reçinesi ya da diğer deyişle öz suyuyla hazırlanmış, üzerine boyaların atılarak çalışıldığı sıvının adı. Tabi günümüzde şimdi malzemeler daha da gelişti. Bu gelişmeyle beraber kerojin denilen, Türkçe adıyla deniz kadayıfı denilen suya kıvam verici bir malzeme kullanıyoruz. Mustafa, su alabilir miyim? Şimdi ilk yapılmaya başlandığı dönemlerde salep üzerinde yapıldığından bahsediliyor. Tabi salep günümüzde epeyce pahalıca bir malzeme, yani Türkiye şartlarında. Bir de dayanıklılığı çok uzun sürmüyor. Yani bugün çalıştınız, daha sonra çabucak bozuluyor, çabucak ekşiyor. Kitre ile ilgili de başka bir problem var. Yani neden kerojinle çalışılıyor? Kitrenin hazırlanması çok uzun zaman alıyor. Kitrenin kalitesine göre 2 gün ila 26 gün arası bir zamanda olgunlaşıyor. Bu da tabii çalışacak olan kişinin istediği zaman istediği verimlilikte çalışamaması anlamına geliyor. Bu 2 ila 26 günlük süre içerisinde de başka sorunlar yaşanıyor. Bakteri üreyebiliyor. Yeterli ısıyı yakalayamadıysa, yani serin bir ortamda çalışılması lazım. Fazla sıcak bir ortamda eğer ki hazırlandıysa bu sefer ne oluyor? Gayri ihtiyari içinde bakteri üreyip de bozuluyor. Şimdi bu kullandığımız sıvının Ebru literatüründe geneldeki ismi kitre olmasının sebebi de işte biraz önce bahsettiğimiz gibi uzun süre Geven dikeninin kitresiyle çalışılmış. Kitrenin şimdi toplanmasından ben birazcık bahsedeyim. Kitre çoğunlukla bizim bu kırsal iklim dediğimiz Anadolu'daki İç Anadolu bölgesinde ve Güneydoğu gibi bölgelerimizde sıkça bulunan Geven dikeni denilen bir bitki var. Bu bitkinin dalı kırılıyor yahut da üzerine şeyler, ufak çizikler atılıyor. Bu çiziklerle beraber kendi öz suyunu dışarıya salgılıyor. Hava ile temas ettiğinde de bu su donuyor. Sertleşiyor, tırnakımsı bir hal alıyor. En sağlıklı olanı ilk toplanılan hasat ki o beyaza yakın şeffaf renkte kitredir. Daha ince kıvamlıdır. İkinci hasat, üçüncü hasatta rengi koyulaşıyor. Koyulaştıkça suyun içerisindeki çözülme süresi de farklılaşıyor. Bu yüzden günümüzde kerojin denilen malzeme kullanılıyor. Ekstra kerojin dediğimiz malzemeyi kullanıyoruz burada. Kerojin de denizlerde yetişen bir tür deniz yosunu. Yosun toplanıp yıkandıktan sonra kurutuluyor. Kurutulduktan sonra da öğütülüyor. Bu öğütülmüş halindeki tozu biz alıyoruz, suyun içerisine katıyoruz. Bir çırpıcı yardımıyla çırpıyoruz ve bir gün dinlendiriyoruz. Dinlenme süresi önemli. Şimdi tekne hazırlanmadan önce içine biz işte suyunu katıyoruz, tozunu katıyoruz, çırpıyoruz. Ama bunun su içerisinde çözülme süresi belirli bir zaman alıyor. Yani bu takribi bir gün, 2 gün gibi bir zaman alabiliyor. Eğer ki iyi çırptıysak 2 saat sonra da süzüp çalışılabiliyor ama çalışmalar istediğimiz kaliteyi yakalayamıyor. Yani kenarları daha tırtık tırtık çıkıyor. Tam homojen dağılmadığı için sıvının içerisinde istenilen erimeyi sağlamak için dinlenmesi, beklemesi gerekiyor. Şimdi elimizde kullandığımız malzeme bu bahsettiğimiz kerojin dediğimiz deniz kadayıfı. Şimdi bu sıvının bir yoğunluğu var. Nasıl bir yoğunluğu var? Şimdi içerisindeki su miktarı fazla olursa yaptığımız ebrular ebru kalitesinde çıkmaz. Az olursa bu sefer yine çıkmaz, koyu olur yine çıkmaz. Burada çok detay bir ayar var. Bu ayarı da nasıl anlatalım? Mesela şuradan bir boyayla anlatalım. Şu an elimizdeki kitre tabii koyu bir kitre. Şimdi şuraya bir damla kırmızı damlattım. Birazcık daha damlatayım. Bakın tam yuvarlak bir görüntü almadı.
şu kenar birazcık daha uzun kaldı, bu kenar birazcık daha basık kaldı. Bunun sebebi, şimdi bu uzayan bölümdeki sıvılık oranı daha fazla. Muhtemelen şu bölgede daha yoğun bir kerajin var. Bu yüzden bu tarafa açılamadı. Bu taraftaki şu ufacık ucda çok sıvı bir bölge var, o tarafa doğru açıldı. Şimdi burada da tabii ayarlarla ilgili ayarın nasıl olması gerekiyor? Bu da anlattığımız renk üzerinde size anlatmaya çalışayım ben. Elimize orta boy bir biz alıyoruz. Boyanın bir kenarından tutup öbür tarafından çıktık. Çıktığımızda şurada boyanın geriye geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Yani bir daha gösteriyorum. İçeriden dışarı çıksak da bir şey değişmiyor. Bakın boya geriye geliyor. Burada öyle bir sıvılık oranı olması lazım ki boyayı biz hareket ettirdiğimizde bıraktığımız yerde durmalı. Yani geriye gelmemeli. Bakın çektim yine geriye geliyor. Buradaki geri gelme oranı ne kadar sıfıra indirilirse yapılan ebruların kalitesi o kadar düzgün oluyor. Şimdi daha buraya biz zemin boyası da atmadık. Zemin boyası da hazırlamadık açıkçası. Yani hepsini anlatacağız ya. O yüzden hazırda bir boyamız yok. Şimdi eğer ki zeminimizde atılmış bir boya olsaydı, zemin boyası atılmış olsaydı, çiçek yapmak için söylüyorum ya da hatip ebrusu yapmak için söylüyorum. Bir zemin boyası attık, üzerine hatip ya da çiçekler çalışacağız. Çiçek boyasını damlattığımızda, zemin atıldıktan sonra çiçek boyasını damlattığımızda boyanın şu kenar kısımlarının daha tırtık tırtık olduğunu, üzerinin daha kumlu göründüğünü yaşarız, görürüz. Şimdi ne anlama geliyor? Bir daha çekeyim ben göstereyim. Bakın tuttum, çektim. Boya geri geliyor. Daha hızlı hareketlerde daha net göreceksiniz. Bakın direkt lastik gibi kitre geriye gidiyor. Geriye gitmemesi için bizim buna su eklememiz lazım. Yani yoğunluğunu daha azaltmamız lazım. Şuradaki boyayı alayım. Tabii bu yapmaya başladığımız, bu göstermeye çalıştığımız sanat, ebru sanatı yeni yapılmaya başlanmış bir sanat değil. Şimdi tarihçiler diyorlar ki işte 14. yüzyıl dolaylarında yapılmaya başlandı. Ama biz daha eskiden yapıldığına inanıyoruz. Sebebi de 14. yüzyıl dönemi ebrularına baktığımız zaman ebruların artık karakterlerinin oturduğu, üzerinde oluşturulan şekillerin ve battalların belirli bir düzen üzere atıldığını, gelgitlerin, tarakların artık planlanarak yapıldığı aşikar belli oluyor. Bu da ne anlama geliyor? Demek ki birkaç yüzyıl, belki de bir 3-4 yüzyıl daha geriye gidiyor olabilir. Çünkü oraya gelinceye kadar bu aletler geliştirildi, taraklar geliştirildi. Yani o battal teknikleri, fırçalar geliştirildi ki artık oturmuş şekilde, yani günümüz ebrularına yakın görüntülerde ebrular görüyoruz. Arada muhtemelen ustaların kendi merakından kaynaklanan deneme yanılmalar da görüyoruz elbette. Yani mesela ben üzerine üflenerek çalışılmış ebrular gördüm. Yani boyayı atmış, üzerine üflemiş, farklı şekiller almaya çalışmış. Böyle görüntüler de var aralarda ama benim kanaatim 11. yüzyıl, belki de 10. yüzyıla kadar kitrenin başlama tarihi belki geriye atılabilir diye düşünüyorum. Benim naçizane fikrim, yani kesin bir bilgiye dayanarak bunu da söylemiyorum. Sadece gördüğüm ebruları okuyarak bunları anlatıyorum. Şimdi belirli oranda su kattık. Tekrar bir ayar yaptık. Ayarın başka bir tespit edilebilme yöntemi daha var arkadaşlar. O da ne? İlla ki boya damlatarak yapılacak diye bir kural yok. Suyun üzerinde oluşmuş, kitrenin üzerinde oluşmuş. Kitreliyorum çünkü hani birkaç yüzyıl kitreyle çalışıldığı için literatürdeki ismi artık kitre olmuş. Şimdi sıvının üzerinde baloncukları görebiliyoruz. Aynı testi, bir önce yaptığımız testi bu baloncuklarla da yapabiliriz. Tutarız, çekeriz. Baloncuklar geriye gidiyorsa eğer, anlarız ki kitremiz daha hala su istiyor. Eğer ileri gidiyorsa ne olacak? İleri gidiyorsa da teknemiz cıvıktır. Yine yaptığımız ebrular istediğimiz kalitede çıkmaz. Yani sırf bu sebepten dolayı şöyle göstereyim size. Kenarda daima şu şekilde koyu kıvamlı, şöyle koyu kıvamlı bir kitremiz muhakkak bulunuyor. Hani bu tabi ustalar çok bu ayarlarda fazla yanılmıyorlar ama yeni başlayanlar suyu bilmeye fazla katıp bu sefer koyulatmanın yöntemini bulamıyorlar. Koyulatma yöntemi kenarda bir koyu kitre illaki bulunur. Eğer suyunu birazcık fazla kaçırdıysak tekrar içerisine koyu kitreden koyar ve tekrar şeyini yaparız. Ne derler? Tekrar ayarını yaparız.
Şimdi ben bir kere daha ayara bakayım. Şimdi görüyorum ki ayar hala birazcık daha istiyor. Yani bakın çektiğimde yarım milim kadar geri gitme hala var. O yüzden birazcık daha su ekleyeceğim. Şimdi normal şartlarda bu işler yeni başlayan bir Ebru'cu için, Ebru öğrencisi için sadece teknenin ayarı 1-1,5 saati bulabilir arkadaşlar. Ama 30 yıldan beri Ebru yapan, 40 yıldan beri Ebru yapan bir kişi de yine bu ayarları yapmak zorunda. Bu ayarlar olmadan aldığımız kağıtlar Ebru kağıdı olarak nitelendirilemez. Yani ya boyalar akmıştır, ya boyalar ilk damlatıldığındaki açılımlara sahip olmadan farklı şekiller almıştır. Yani cıvık teknedir. Teknemiz cıvık da olmamalı, koyu da olmamalı. Ve mümkün olduğu kadar da yine üstüne basarak söylüyorum, teknenin dinlenmiş olması çok mühim. Şimdi biz hemen tekneyi dinlendirmeyeceğiz. Suyumuzu kattık. Normalde 2 saat, 2,5 saat kadar üzerine tekneyi kapatıp bir kağıt örterek 2 saat, 2,5 saat biz bu teknenin dinlenmesini bekleriz. Yani dün akşam hazırladığımız kitrenin içerisinde su kattık. O suyla dün akşamki kitrenin homojen tekrar birbiriyle kaynaşması, birbiri içerisinde erimesini bekleriz. Ondan sonra çalışırız. Ama şimdi boya ayarlarını yaparken zaten belirli oranda kitremiz dinlenecek. Onun için ben hemen teknemizin üstünü örtüyorum. Evet. Şimdi şöyle bir kağıtla kapatıyorum teknemizin üstünü. Buna da tekne kapama derler arkadaşlar. Tekne kapamak deyimindeki sebep de yani teknenin üzeri örtülü olsun, üzerine toz gelmesin, ekstra ortamdan bir şeyler bulaşmasın niyetidir. Bir de üzeri kaymak bağlar. Çalışırken birkaç dakika konuştunuz ya da 3-4 dakika teknenizin üstü açık kaldı. Zemin boyalarınızı attığınızda zemin boyalarınız normalde açılması gerektiği gibi açılmaz. Sebebi bizim bu kitre dediğimiz malzememizin tutkallık özelliği var. Bu tutkallık özelliği sebebiyle üst yüzeyde belirli bir kurumaya maruz kalır. O da ince bir kuru tabaka, yani kaymakımsı bir tabaka oluşturur. O tabaka da boyalar rahat açılamaz. Yani suyun derisi kalınlaşmıştır artık, sıvının derisi kalınlaşmıştır. O kalınlıkta istediği kadar alttaki daha cıvık sıvıyı hareket ettiremez boya. Üzerinde rahat akamaz. O zaman da battalımızın araları çok açık açık battallarımız olur, zemin boyalarımız olur. Şimdi Ebru ilk yapılmaya başlandığı dönemlerde kitre üzerinde yapılıyor dedik. Pardon, salep üzerinde yapılıyor dedik. İlk yapılmaya başlandığı dönemlerde de çok uzun yıllar sadece battallar çalışıldığı düşünülüyor. Sadece battallar çalışıldığı düşünülmesi sebebiyle de battal Ebru'suna tarzı kadim, yani eski tarz anlamında tarzı kadim deniliyor. Yapacak olduğumuz Ebru çalışmalarının hemen tümünde. Yani şimdi geleneksel Ebru yok, işte ne derler, daha yenilikçi Ebru'lar gibi böyle tanımlamalar yapılıyor. Ben çok bu konulara girmek istemiyorum. Ama hani bizim gördüğümüz, yaptığımız çalışmaların tamamında en önemli Ebru cinsi battaldır. Battal olmasının sebebi de iyi bir battal çalışılırsa o battalın üzerine her şeyin çalışılabileceğini ilerleyen zamanlarda Ebru'yu çalıştıkça, öğrendikçe siz de anlayacaksınız. Bir çiçek yapacak olsanız bile çiçeğe bir arka fon lazım. Bu arka fon için bir battal atmak lazım. Gelgit Ebru'su yapacaksınız. Gelgit Ebru'su için iyi bir battal atacaksınız ki gelgitin aralarındaki çizgiler, oluşumlar birbiriyle uyum içerisinde olsun. Taraklı Ebru yapacaksınız. Taraklı Ebru'da yine battal atacaksınız. Battalın üzerine gelgit yapıp ona tarak çekeceksiniz. Ya da direkt battal atarak çekeceksiniz. Ama her halükarda buradaki zeminin bir şekilde doldurulması gerekiyor. Ama günümüze yakın dönemlerde önce bir istenilen görüntüde bir ebru çalışılıp o ebrulu kağıt kurutulup boş tekne üzerinde çiçek boyalarının ayarları yapılıp tekrar o ebrulu kağıdın üzerine çiçek çalışıldığı da olmuş. Ama genelde aynı tekne içerisinde hem battal atılmış hem de çiçekler, hatipler çalışılmış. Şimdi bu çiçekler konusu da birazcık ilginç. Nasıl ilginç? Basında, medyada devamlı gösterilen işte laleler, gelincikler, menekşeler.
Evet, insanlar bunları cezbiyle cezbolup da Ebru Santı'na başlamaya niyetleniyorlar. Ama hani geleneksel usuldeki eğitimde diyelim, ilk önce Ebru Çırağı kendi teknesini yaparmış tarihte. Kendi teknesini siyah karaçam denilen çam ağacından oyarak çalışırmış. Teknesini yaptıktan sonra ustası ona boya ezdirirmiş. Yani kendi boyalarını öğrencinin kendisine hazırlatırmış. Boya ezme işlemi de yani dağdan ya da derinlerden, toprağın derinlerinden çıkartılan değişik renkli toprakların destisenk denilen bir el taşıyla saatlerce bir mermer blok üzerinde ezilmesi, suyla ıslatılarak ezilmesiyle elde ediliyor. Yani bu ezme işlemi de çok kolay değil. Benim bugüne kadar oluşturduğum, hazırladığım, direkt topraktan hazırladığım en kolay boya 8 saat ezme ile oluştu. Bu saat 23-24 saate kadar uzayabiliyor. Tabi bu 23-24 saatlik zaman dediğimiz zaman insanlar zannediyorlar ki hemen oturuyoruz teknenin başına ya da pardon destengi alıyoruz elimize. Mermer bloğun başına oturuyoruz, boyayı da koyuyoruz. Hiç kalkmadan 24 saat eziyoruz. Tabi böyle bir mantık yok. Yorulduğumuz zaman üzerine kapatıyoruz bir kapla. Boyayı bir araya toplayıp bir kapla kapatıyoruz kurumaması için. Ertesi gün geliyoruz tekrar eziyoruz. Ama yani ezme süreci uzun. Çıraklar kendi boyalarını hazırladıktan sonra ödü hazırlamayı öğrenirlermiş. Mezbanelere gider, kesim yapılan yerlere gider. Oralardan hayvan ödülerini toplar. Sığır ödü, en makbul kabul edilen manda ödü. Ödleri toplar bir şişede. Ondan sonra benmari usulüyle kaynatıp daha doğrusu pastörize edip diyelim. Uzun süreli saklayabilmek için bunu hazırlamayı öğrenirler. Daha sonra fırça sarmayı öğrenirler. Daha sonra battal Ebru'suna geçerler. Pardon, kitre ayarlamayı öğrenirler. Kitre ayarlamayı öğrendikten sonra kendi teknelerinde kendi kitrelerini ustaları onlara öğretir, ayarlatır. Ayarlattıktan sonra kendi hazırlamış oldukları kenarda dinlenmiş olan boyalarıyla kendi battallarını attırır. Ondan sonra o battallar üzerine gelgit ebrular, şal ebrular, bülbül yuvaları. Ondan sonra işte hatiplerden sonra yakın dönemde de hani merhum Necmettin Okyay'dan sonraki dönemde de çiçekleri çalışmaya başlarlarmış. Yani bu geleneksel eğitimde böyle bir usul var. Ancak ebru sanatını insanlara sevdiren her halükarda basının kendisi. Basın medya buna eğildikçe insanlar bu çiçekleri gördüler, gelincikleri, menekşeleri, laleleri gördüler. Ondan sonra da herkes Ebru'yu sanki laledir ya da gelinciktir ya da menekşedir gibi algılamaya başladı. Yani çiçekten ibaret gibi algılamaya başladı. Ama uzun süre Ebru çalışmış olan kişiler, öğrenciler olsun, ustalar olsun bilirler ki en makbul olan Ebru, en değerli Ebru herhangi bir çiçek, herhangi bir gelincik, herhangi bir menekşe değil de en değerli Ebru yine battal Ebru'dur. İyi atılmış bir battal, içerisinde çok büyük gizemler, çok büyük dünyalar saklayan bir Ebru'dur. Yani ona baktıkça insan saatleri, günleri geçse de bakmaya doyamayacağı şekilde battallar olabiliyor. Yani bizim gözümüzdeki en kıymetli Ebru iyi atılmış bir battal Ebru'sudur. Yani nasıl anlatılır? İyi bir battal atıldıktan sonra atıyorum. Şöyle anlatayım, yine yanlış başladım da. Şimdi kafamızda bülbül yuvası ebrusu yapacağız, tasarladık. Teknene bülbül yuvası yapmak için bir battal attık. İşte farklı renklerde atıyorum siyah, yeşil, mavi, kırmızı, sarı bir battal attık ama bazen o bülbül yuvasını, hayalimizdeki bülbül yuvasını çalışabilmek için biz kenara bir 15-20 tane battal yığmış oluyoruz. Aman bu çok güzel oldu, bozmayayım. Aman bu daha güzel oldu, bunu da bozmayayım. Kenara böyle battalları ayrı ayrı battal çalışıyoruz. Niye? Çünkü battal çok güzel olursa üzerine biz de yapacak olduğumuz hareket sanki o güzelliğin bozulması gibi kabul etmeye başlıyoruz. Yani farkında olmadan gayri ihtiyar gelişiyor bu. Aman bu da güzel oldu, bunu kenara alayım, öbürünü de yaparım. Halbuki İyi bir bülbül yuvası için yine o güzel battallara ihtiyaç var ama hani o battala kıyamayıp hep böyle kenarlara battalları saklıyoruz. Neyse şimdi epeyce teknemiz dinlendi diyelim. Yani bu sohbetin, muhabbetin birazcık da maksadı tekneyi dinlendirmekti. Arada da tabii anlatmamız gereken şeyleri de anlatalım istedik. Hani
senden ricam, oradaki sarı boyalardan bir tane boya, siyah boya, bunları alırsam Ali, bizim şimdi burada çekimlerimizi yapan arkadaşımız Mustafa da sağ olsun, hem orijinalde çıraklarımızdan hem de bugün bize çıraklık yapmaya gelmiş. Şimdi çiçekliğe buradan başlayacağız. Biraz önceki sohbetin devamını da anlatıyor olayım bir yandan. Şimdi insanlar hep dedi ki hani bu çiçekliğe buraları göre bunun aşkı da kurslara, derslere başlıyorlar. İnsanları da benim kanaatim, bu benim kendi şahsi fikrim, hani bu kesin böyledir diye söylemiyorum. İnsanlar eğer ki lalenin aşkıyla geldilerse zaten bir lale yapmak için battal çalışmak zorundalar. Yani battal çalışacaklarsa, o zaman şu suyu da değiştirelim Mustafa. Battal çalışacak, şey, lale yapacaklarsa battal çalışacaklar. Yani battallar tabii attıkça, çalıştıkça düzelecek, ilerleyecek. Ama bir laleyi de atılmış olan bir zemin battalının üzerine göstermenin ben bir mahsur olduğunu zannetmiyorum. He. Bu tabi bazı insanlar şey düşünebilir, bazı ustalar şöyle düşünebilir. Yani bunun bir yöntemi var. Ustalarımız bize yıllarca bu şekilde çalıştırdı. Biz de çıraklarımızı böyle yetiştirdik. Yani böyle yetiştirmeye devam edelim denilebilir ama her insan o sabrı gösteremeyebilir. Yani daha aceleci olabilir. Yani bir an önce çiçek yapayım isteyebilir. Biz ilk başta laleden başlıyoruz öğretmeye. Lale çalışılırken bu sefer tabii laleyi çalışa çalışa, laleyi öğreneceye kadar bu sefer o kişiler laleden artık beziyorlar. Laleden bezdiklerinde battala dönüyoruz. Bu sefer güzel battallar çıkarttırmaya başlıyoruz. Şimdi bir çiçek çalışacak olduğumuz zaman bir arka fon oluşturmayı her zaman tercih ediyoruz arkadaşlar. Hani bomboş bir kağıdın üzerinde tek bir çiçek hoş bir görüntü sergilemez. Onun atıyorum bir çimen üzerindeymiş gibi ya da sanki suya düşmüş bir çiçek gibi ya da işte akşam alacakaranlığındaymış gibi ya da sürülmüş bir tarlada çıkmış bir çiçek gibi. Yani toprağın renkleri, tabiatın kendi renkleri, tabiatta olan ne bileyim işte gök mavisi, arkada bir tepenin üzerinde çıkmış bir lale hayal ediyoruz da arka fon komple mesela gök mavisi olabilir. Şimdi toprağın genelde bildiğimiz renkleri gri'nin tonları, siyahın tonları, sarının tonlarıdır. Şimdi elimizde sarı bir toprak var. Şimdi bu boyalarla ilgili de günümüzde insanlar çok sıkıntı çekiyor. Özellikle hani İstanbul, İzmir, ne bileyim Bursa, Ankara, Konya gibi böyle büyük şehirlerde yapıcılar var. Zaten hani insanların gidip de bir ustadan öğrenebilecekleri yerlerde boyaların nasıl hazırlandığını öğrenip kendileri de topraktan hazırlayabilirler. Ama günümüzde eskisi kadar bu boya işi sıkıntı değil. Önceden neydi? Dağ tepe dolaşıyorduk. Yani ben kendi şahsi olarak yaşadıklarımı anlatayım. Atımla ben bu Düzce civarındaki bütün dağların hepsini gezdim boya toplamak için. Tabi bunlar zor işlemler. Bir şehirde yaşayan insan dağ tepe gezemeyebilir. İstenilen renklere ulaşamayabilir. Yaşadığı yerde istediği, aradığı renkte topraklar olmayabilir. Bunlar tabi hep sıkıntı. Ama günümüzde ebru malzemesi satan yerler var. Pek çok yer var. Ben kendim devamlı olarak malzemeyi aldığım yer Ayan Ebru. Sebebi de bugüne kadar Ayan Ebru'dan aldığım malzemelerde ben bir sorun yaşamadım. Sebebi de belki sağ olsun daha sonraki dönemlerde biz malzeme aldık yıllarca da daha sonraki dönemlerde tanıştım. Hüseyin Hoca var. Hüseyin Hoca kendisi Ebru'cu. Birebir senelerce Ebru çalışmış birisi olması sebebiyle kendisi malzemeleri zaten tanıyor. O yüzden çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Tavsiyedir. Anadolu'da bulunan arkadaşların özellikle yani görmeden satın alacak oldukları için Ayan Ebru'dan rahat rahat satın alabilirler güvenerek. Bugüne kadar biz bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi elimizde sarı bir boya hazırladık kabadan. Belirli oranda suyu içinde mevcut. Şimdi ama tabii tabiattaki toprak, yani bitkilerin yetiştiği toprak bu sarılıkta olmaz arkadaşlar. Yani ya da bana hiç denk gelmedi. Şimdi birazcık daha haki yeşilimsi, birazcık daha toprakımsı bir renk alması için içerisine birazcık sarı katacağım. Siyah katacağım sarının. Siyah, şimdi şuradan görünüyordur. Şimdi karıştırdıkça sarı boyamız bizim haki yeşile dönecek. Eğer ki haki yeşilin ya da bu kirli sarının tonunu beğenmediysek bunu birazcık daha şey yapabiliriz. İçine siyah ekleyebiliriz. Şimdi normal resim sanatındaki gibi buradaki boyaların birbiriyle karışması, atıyorum hani bahsederler ya, sarıyla maviyi karıştırdığın zaman ne çıkar? Yeşil çıkar. Ebru'da eğer ki boyalar gerçek topraksa yeşil çıkmayabilir. Evet, yeşilin
çok koyu bir tona çıkabilir, çok açık bir tona çıkabilir. Çünkü tabiattaki topraklar mesela sarı toprağı aldıysak saf sarı değildir. Ya da aldığımız mavinin içerisinde atıyorum kahverengi toprak karışıklığı vardır. Yani aslında hep tonlar kırıktır. Yani pasteldir tabiatın kendi renkleri. O yüzden birebir istediğimiz renk çıkmaz. Onun için mesela yeşil yapacaksak ne yaparız? Lahor çiviti dediğimiz Lahor şehrinden gelen bir toprak boya var. Lahor çiviti denilen boyayla bizim toprak sarımızı, onu da göstereyim. Yani zaten hazırda yeşil boya satılıyor normalde ama şu toprak sarısını herhalde görebiliyoruz. Bu toprak sarısıyla Lahor çifti dediğimiz boyayı karıştırdığımız zaman mesela yeşil boyayı elde çok rahat elde edebiliyoruz. Özellikle yeşili böyle söylüyorum. Çünkü yeşil boya tabiatta tam yeşil olarak hiç bulunmuyor. Yani maviyi masmavi bulabiliyorsunuz, çivit alıyorsunuz. Sarıyı sizin işinizi görecek toprak sarısı renkler buluyorsunuz. Aşı kırmızısı dediğimiz kızıl topraklar var. Bunları bulabiliyoruz. Boyalarla ilgili de şöyle yüzeysel bir bilgi vermek istiyorum. Yani boya çünkü farklı bir konu. Onu farklı bir şekilde ele almak lazım. Yani ona da böyle bir gün ayırmak lazım anlatmak için. Şimdi kullandığımız bu toprak boyalara rengini veren malzemeler aslında toprağın içerisindeki metaller. Yani kullandığımız renkler aslında metal oksitleri. Birazcık daha açık olursak çürümüş metaller. Şimdi atıyorum ki demirden kırmızı boya elde edilebilir. Ama çok asitlik bir toprakta çürümüşse o zaman siyah toprak da elde edilebilir. Yani siyahın bir tonu da elde edilebilir. Ondan sonra mesela kadmiyum denilen bir maden var. O madenden şu renk sarıyı çıkartılabiliyor. Kadmiyum sarısı diye zaten satılır. Ya da oksit sarı diye satılır. Yani bizim bu kullanmış olduğumuz toprakların hepsi aslında bölgenin içerisindeki madenlerle alakalı. Yani madenin çürümüş haliyle mesela bakır dioksit yeşilin bir tonunu verir. Ama bizim sap yeşili olarak kullandığımız yeşili vermez ama bir ton verir. Yani bakırın çürümüşü, demirin çürümüşü, kadmiyumun çürümüşü, ne bileyim kurşunun çürümüşü toprağa farklı renkler verir. Bu renkler de işte topraktaki bitkilerin yetişme oranını azaltır. Ne kadar metal çürüğü varsa o metal çürüğü olan bölgedeki bitki örtüsü birazcık daha azalmıştır. Yani belirli oranda zehir içerdiği için metal pası bitkilerin çok fazla yetişmediği topraklar tercih edilir. Yüzey topraklarından alınmaz. Daha derinden çıkartılan topraklar alınır. Çoğunlukla ben ne yapıyorum? Mesela kendim toplayacak olduğum zaman merak edip toplamak isteyenler olursa diye bunu da anlatıyorum. Dağlarda gezerken açılmış yolların, yani dozerlerle, kepçelerle açılmış yollar oluyor. Onların o kesitlerinde katman katman zaten şeyleri görebilirsiniz. Yani boyaları görebilirsiniz. Aa dersiniz ya bu kadar kırmızı var mıydı? Yani o zamanla insanın ilgisini çeker hale gelir ya böyle uğraşıyor olduğu zaman. Boyalar da böyle elde ediliyor. Şimdi bugün ben haki yeşile bakan bir sarı, kirli sarı hazırlıyorum. Bu bizim çalışacak olduğumuz çiçeklerin zeminini oluştursun diye. Oradan peçete alayım onu. Şeyin altına gitti. Buradaki tabii size daha net gösterebilmek için ısıtlı, ışıklı bir tekne hazırladık. Alttaki ışığımıza su gittiyse bir de çarpmıyor arkadaşlar. Şimdi bir kavanozun içerisine suyu koyduk, boyayı da koyduk. Şöyle hazırladık arkadaşlar. Bir kavanoz. Şimdi bunu başka bir kavanoza böleceğiz. Sebebini de söyleyeyim. Şimdi zemine boya atacak olduğumuzda bize 2 öd miktarı boya lazım. 2 öd miktarındaki maksat, şimdi sığırın ödünü kullanıyoruz dedik ya, sığır ödü boyaların, topraktan yapılan boyaların hem kitle üzerinde tutunabilmesini sağlar hem de bu fırçadan damlattığımızda, fırçadan tekneye attığımızda her damlanın açılımının boyutlarını bize ayarlar. Yani öd miktarı ne kadar azsa boya tekne üzerinde o kadar az açılır. Öd miktarı arttıkça da boyanın damlattığımızdaki açılımı daha büyük olur. Tabii bu boya açıldıkça nasıl anlatayım, işte bazı şeyleri anlatması da güç. Atıyorum ki 1 santimetre kareye
bir damla ya da 10 damla öt konulmuş bir boyada işte boya pigment sayısı 1 milyon iken 1 santimetre kareye eğer açıldıysa içerisine 15 damla damlattığımızda bu 1 santimetre karelik alandan 3 santimetre karelik bir alana büyür. 15 damla öd miktarı olan boya. Tabii bunu misal diyorum. Kesin böyle diye söylemiyorum. Böyle bir ölçü yok. Tabii bu ne oluyor? Bu sefer boyanın açılımıyla, büyümesiyle boyanın rengi de açılıyor. Yani oradaki pigmentler daha geniş alana yayıldıkları için daha da renkleri açılıyor. Şimdi biz ne yapacağız? Biz burada 2 öd miktarı boya hazırlayacağız. Boya miktarı eşit, su miktarı eşit. İki tane kavanozumuz var. Şimdi bunları kenara koydum. İki tane battal fırçası alabilir miyim? Teşekkürler. Şimdi battal fırçalarında fırçalarla ilgili de yüzeysel bir bilgi vereyim. Yani çünkü fırça da başlı başına bir ders sayılabilecek bir konu. Fırçalarımızı sapları gül dalından yapılıyor arkadaşlar. Ucları da atların kuyruk kıllarından yapılıyor. Şimdi atların kuyruk kılı denilince gidip de ufak bir tayın kuyruklarını kesersek bu sefer tabii çok yumuşak kıllarımız olur. Ebru'da kullanamayız. Şimdi at diyoruz, at denilince katırı eşeği de at cinsi kabul edip gidip katırlardan eşeklerden de kuyruk kılı alıp Ebru fırçası saran insanlarla karşılaştık. Ama atların mesela yaşı ilerledikçe bizim için kullanım oranı yüksek fırçalar meydana geliyor. Yani eşeğinkisi olmayacak, katırınkisi de olmayacak, illaki atınkisi olacak. Mümkünse at ne kadar yaşlı o kadar makbul bir fırça elde ediyoruz. Mümkünse ye gelelim, biraz önce mümkünse dedik, başka bir şey geldi aklıma söyledim. Mümkünse at erkek ve yaşlı olursa fırçalarımız daha kaliteli olur. Çünkü at yaşlandıkça kıllar sertleşir. Erkek atlarında kıllarının belirli bir kalınlığı vardır. Size şöyle mümkün olduğu kadar yakından göstermeye çalışayım. Şimdi şu fırçadaki şu bükük kılı gördüğümüz zaman bu bir erkek attan alınmış kıl olduğunu görebiliyoruz çok rahat rahat. Sebebi ne? Çünkü kalın, kendi kendisine dönmüş, esnemiş, bakın şu kıl. Şimdi bu iyi bir fırça yapımında kullanılabilecek iyi bir kıl. Şimdi burada da başka fırçamız var. Bundan da bir tane kıl çekelim. Onu çekemedik de. Bakalım. Şuradan. Şimdi bu fırçaların büyük çoğunluğu at kesimi yapılan yerlerden, yani Kırım, Türkmenistan, Özbekistan gibi at yenilen yerlerden alınıyor. Şimdi şurada dişi bir atın kılı. Evet, bu da esneklik olarak fena esnekliğe sahip değil ama bunun kadar kesinlikle esneyemez arkadaşlar. Çünkü bu hem yaşlı hem de erkek bir atın kılı. Kılın kalınlığından ve esnekliğinden neredeyse atın yaşını söyleyecek kadar şey yapıyorsunuz. Yani dikkat ediyorsunuz. Çok özel fırçalar hazırlamak isterseniz bildiğiniz yerlerden böyle eş dost ne bileyim kırsal alanda varsa onların atlarından alın. Çünkü öyle atlardan alınan fırçalar karışık fırça dediğimiz fırçalar olmaz. Fırçanın otomatikman yönü olur. Yani atta kıllar uzarken belirli bir yöne yani tabiatın gereği kıvrılarak büyürler. O kıvrımlar burada battal atarken kullanılır arkadaşlar. Yani iyi fırça deriz. Yani o fırçanın niye olduğunu da çok anlamayız. Fırçalar 50 tane fırça olur elimizde ama hep elimiz bir taneye iki taneye gider. Sebep nedir? Fırçanın yönü vardır. Battalı atarken istediğimiz noktaya battal tanelerini düşürebiliriz. İstersek daha uzun uzun battallar oluşturabiliriz. Yani bizim isteğimize hükmedebilen bir yani bizim hükmümüzde olan bir fırça olur. Onun için mümkünse işte kendi bildiğimiz yerlerin atları tercih. Ama tabii şimdi atıyorum İstanbul'da yaşayan, İstanbul'un göbeğinde yaşayan birisi at gidip de atın kuyruğundan nasıl kessin? O tabii yine hani çok da bunu söylemek istemiyorum. İşte gidip yani malzemecilerden gezecek. Mümkünse aynı yerlerden alışveriş yapın. Hep bildik yerlerden alışveriş yapın. Sizi tanıyan insanlar olsun. İsteğinizi ona göre giderirler. İşte kaliteli kıl isterseniz kaliteli kıl gelir arkadaşlar. Tabii şimdi insanlar ticaret yapıyor. Ucuz kıl isterseniz de ucuz kıl gelir. Ebru sanatında atıyorum şimdi kerajin alıyorsunuz. Normal kerajin isterseniz evet üzerinde güzel battallar çalışabilirsiniz ama çiçek çıkmaz. Şimdi normal kerajin ucuz ama biz şimdi alırken ekstra kerajin alıyoruz. Niye? Çiçek çalışacağız. Çiçek çalışacaksak en kaliteli olanını alıyoruz. Battallarda kullanılan fırçaları da hiç acımayın arkadaşlar. Fırça normal fırça 3 liraysa
5 lira verin, en iyisini alın. Çünkü bir fırçanın ömrü, mübalağa etmiyorum, benim bu işi bu işle meşgul olmaya başladım. Takribi 13. sene bitiyor, 14. seneye giriyorum. 14 sene öncesinden yaptığım fırçaları hala kullanıyorum. Ne olur en kötü ihtimalle sap çürür, suda bıraktıysak kırılır. Kırıldıktan sonra fırçanın ters tarafından buradan tekrar o kırık parçadan tekrar buradan fırçayı sararız. Buradaki misine ya da ipi keseriz. Tekrar aynı fırçayı kullanmaya devam edebiliriz. Yani kıllara bir şey olmaz. Sap çürür ama kıllar kolayla çürümüyor. Fırçayla ilgili de yüzeysel bir bilgi verdik. Şimdi fırçalarımızı şöyle boyaların içine atıyorum. Fırçaları da yani kullanacak olduğunuz battala göre fırça çalışıyoruz arkadaşlar. Hani atıyorum çok serpme yapacaksak, ince serpmeler yapacaksak daha kısa boylu, daha kalın fırçalarımız oluyor. Eğer ki salkım battallar atacaksak fırçalarımız birazcık daha uzun oluyor. İşte böbrek atacaksak orta boy bir fırça seçiyoruz. Ama hani yapacak olduğumuz her şeyde mesela ben nefti atacak olduğum zaman karıştırma fırçalarını kullanıyorum. Bir de böyle karıştırma fırçalarımız var arkadaşlar. Onları da göstereyim. Şimdi boyalarımız topraktan dedik ya. Topraktan olduğu için biz çalışırken, tekne başında çalışırken toprak dibe çöküyor, su üste çıkıyor. Bu sebepten sık sık karıştırmamız gerekiyor. Bunlar da çiçek boyalarını karıştırdığımız minik karıştırma fırçaları. Neftileri falan atarken de mümkünse ben mesela bunları kullanıyorum. Tane tane istediğimiz yere atması kolay oluyor diye. Şimdi teknemizi bir açalım. Tekrar bir ayar kontrolü yapalım ama şimdi hem boya ayarı hem tekne ayarını birlikte yapıyor olalım. Şimdi iki öl miktarı, eşit boya miktarı ve eşit su miktarına sahip zemin boyamız var. Zemin boyalarımızın suyu normal atıyorum renkli battallar ya da çiçekler çalışacağımız canlı renkler kadar koyu olmaz. Birazcık daha su miktarını birazcık daha fazla tutuyoruz arkadaşlar. Şurada şöyle çalkalayayım. Takribi olarak bunu algılayabilirsiniz. Şuradan da akışkanlığını göstereyim. Yani akma yok, direkt damlama var aslında. Şimdi bu bizim boyaları aldığımız saklama kaplarımız var arkadaşlar. Yani saklama kabı dediğimiz hani boyaların içerisinde bulunduğu böyle ana kaplar var. Bu kapları biz boyayı ilk aldığımızda belirli oranda içerisine öd koyarız. İçerisine belirli oranda öd koyup bunu haftada bir kere takribi çalkalarız. Çalkalamamızdaki sebep öd içerisinde boyayla karıştığında ödün asitik özelliği boyanın partiküllerini daha çok ayırıyor. Yani daha ince hale geçiyor boyayı. Onun için böyle bir kavanozdan, saklama kavanozundan aldığımız boyanın içerisine bilene belirli oranda öd bulunur her zaman. Tamam mı? O yüzden hiç öd içerisine damlatmadan, Mustafa kardeşim öd alabilir miyim? Hiç damlatmadan şöyle göstereyim size arkadaşlar. İlk önce bir battal için birkaç damla şöyle damlatıyoruz. Bir açılıma bakalım. Evet, bunda öd var. Yani ne yapmışız? Ödü birazcık fazla kaçırmışız. Neredeyse battal atılacak kadar öd içerisinde mevcut. Şimdi şöyle bir zemine bir boya atıyorum. Ama tabii açılım nasıl arkadaşlar? Açılım yavaş. İstediğimiz hızda değil. Bunun iki tane sebebi olur. Ya boyamızın içerisindeki öd miktarı azdır ya da teknemizin kıvamı koyudur. Şimdi attığımız boyada hemen bir tekne ayarına bakalım. Evet, bakın. Teknemiz dinlendi ve içerisinde çözülmeyen kerajin partikülleri çözüldü ve tekrar boyaya baktığımızda boya geri geliyor. Yani şöyle bakalım. Bakın boya geri geliyor. Sebebi ne? Şimdi biz boya tekneyi, kitreyi bir önce ayarını yaptık. İstediğimiz ayara getirdik ama su katmıştık. O su şimdi ilk koyduğumuz kitreyle tam anlamıyla karıştı anlamına geliyor. Şimdi şurada bir dibe çökme görüyoruz. Bakın şöyle ben kenara açayım açabildiğim kadar. Şurada bir dibe çökme görüyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Boyayı damlattığımda dibe çöktü. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi de boyanın içerisindeki öd miktarının az olması benim fırçayı tam olarak sıkmadan birazcık sertçe vurmamla alakalı olarak dibe çöktü. Yani boya dibe nasıl çöker arkadaşlar? Şu boyada gösterebileceğiz bakalım. İnşallah içerisine daha önce öd koymamışızdır. Şimdi buradan bir sarı boya alalım arkadaşlar. Boya saklama kavanozundan. Şimdi şuraya damlatacağım. Damlattığımda boyanın dibe çöktüğünü göreceksiniz arkadaşlar. Yani içerisinde öd yoksa tabii. Bakın belirli oranda öd var. Onun için dibe çökmüyor.
Oradan başka bir boya getirir misin Mustafa? Bunu bir şey yapmak istiyorum. Gözler aşağıdaki kavanozlar lütfen. Dolaptaki. Sol taraf. Şimdi dedik yani sarımızda belirli oranda öd var diye. Bakın ödü gördük. Su katmadığımız halde direkt yukarıda duruyor. Şu maviye bakalım. Yani bunları görün ki ne anlattığımızı daha rahat anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın elimde bir tane mavi boya var. Şimdi mavi boyayı damlattım. Bakın mavi boya burada durdu ve aşağıya çöküyor. Yani aşağı iniyor. Şimdi su oranını da birazcık ayarlayayım. Azıcık sulu yapayım. Daha net göstereyim size. Biraz daha geriye yaparsan hocam. Sana yakın. Şöyle eyvallah. Şimdi bakın içerisinde sadece su var. Suyla karıştırılmış bir boya. Ve hiç öd yok. Şöyle damlatıyorum arkadaşlar. Ama illaki yine öd var. Yani bunda da öd var. Koyu oluş. İşte hiç öd konulmamış olsa arkadaşlar dibe ip gibi dibe çökecek boyamız. Şimdi dedik ya saklama kaplarımızın hepsine biz belirli oranda öd koyuyoruz. Öd koyduğumuz için az da sulandırsak bunu herhalde bugün gösteremeyeceğiz sizin nasibinize. Ama önemli değil. Hani bu sözel olarak da sizin idrak edebileceğiniz, kavrayabileceğiniz bir olay. Öd eğer ki hiç yoksa damlattığımızda direkt şöyle dibe ip gibi çöker arkadaşlar. Tamam. Şimdi şuradan bir kağıt alalım. Şimdi teknemize tekrar su ekleyeceğiz. Birazcık daha ayar yapacağız arkadaşlar. Orada gazete olacak şu yandaki dolabı. Gazeteyi de komple temizleyelim tekniği. Şimdi bu temizlikte şimdi biz bir kameranın karşısında geçtik diye biz kağıtlarla almaya çalışıyoruz. Orijinalde böyle beyaz kağıtla falan çekmiyoruz arkadaşlar. Orijinalde gazete kağıtları yani atık kağıt kabul ettiğimiz kağıtlarda teknenin üzerinde temizliğini bunlarla yapıyoruz. Kapıyı yıkalım. Yani şöyle. Normal gazeteyle temizliyoruz. Gazetede çünkü en iyi. Üstteki istemediğimiz boyaları almak için. Yalnız boya temizliğinde tekne kenarına sıyırmıyoruz arkadaşlar. Direkt kaldırıyoruz. Tamam mı? Bunlar dipte kalan boyalar da var. Ne dedik? Şimdi belirli oranda ödümüz az dedik. Teknemizin de ayarında daha hala ayar istiyor. Boyalarımız geri geliyor dedik. Şimdi birazcık daha su ekliyorum. Hemen bunun akabinde birkaç dakika tekrar baloncukların yüzeye çıkmasını bekleyeceğiz karıştırdıktan sonra. Daha sonra yine bir 3-5 dakika belki teknenin dinlenmesini bekleyebiliriz. Ondan sonra çalışalım. Hani her şey olması gerektiği şekilde gösterelim istiyorum ben. Şimdi daha önce bir video böyle internete koyduk arkadaşlar ama çekimleri biz ders anlatırken anlatma esnasında öğrencilerimiz çekti. Orada tabii çok amatör çekimler olduğu için görüntüler çok iyi değil. Ama anlatımla ilgili bize insanlar geriye döndüler. Dediler yani hocam böyleyken böyle çekimler birazcık bozuk. Çalışmaları net göremiyoruz diye. Şimdi birazcık ona hazırlanmaya çalıştık gibi söyleyelim. Elimizden geldiğince hizmet bağlamında anlatmaya çalışacağız inşallah. Şimdi yine bir kağıt örtelim. Temiz kağıt koyalım şimdi. Bekleyecek olduğu zaman temiz kağıt koyarsak arkadaşlar. Şimdi gazetelerin içerisinde üzerinde kullanılmış olan mürekkepler birazcık kimyasal şöyle. O kimyasallar da teknede sıkıntı yaratabiliyor. Tekneye karışırsa attığımız battallar mesela görürsünüz ilerleyen zamanlarda yaşarsınız. Teknede burada çalışıyor olursunuz. Battalı attığınız çiçeğe çalışıyorsunuz. Bu taraftaki battal fulle ulaşır. Bunun iki tane net sebebi var. Birinci sebep eğer üzerinize parfüm deodorant sıktıysanız o parfümün kokusu bunu ittiriyor arkadaşlar. Yani o kimyasal tekneye bulaşıyor. Ve tekneye zarar veriyor. Birinci sebep bu. Asitli kağıtlar kullandığımızda, asitli kağıtları tekne kenarına sıyırarak çektiğimizde o klorin dediğimiz malzeme kağıdın imalatında yani beyaz rengi kağıda veren malzeme klorin. Klorin içeren kağıtlarda o klorin teknenin bu ön tarafında yığılmış oluyor. Onunla birlikte biz çalışırken yavaş yavaş oradaki
boyaları öldürüyor, beyazlatıyor, şeffaf hale getiriyor klor. Ondan sonra oradaki boyalarımız flu flu çıkıyor. Bir üçüncü sebep de işte bu gazetelerdeki kimyasal mürekkepler. Biz burada teknenin üzerine yatırıyoruz. Eğer çok uzun süre gazete beklerse teknenin üzerinde bir kimyasal tabakası olmuş oluyor. Onu biz birkaç gazete peş peşe hızlı hızlı çekip alırsak o zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Ama sadece o gazeteyi kaldırdık, battala attık, boyalarımızda yine flulaşmalar oluyor. Şimdi yapıyor olduğumuz sanat, bu çalışacak olduğumuz sanat arkadaşlar nasıl anlatılır? Tamamen dengeler üzere kurulu. Dengeden kastım mesela boyanın içerisindeki su miktarı fazla olursa boyanın iç içe damlattığımız boyaların aralarındaki hareler çok fazla fazla olur. Geniş hareler olur. Şimdi tabi istediğimiz bir görüntü değil. Yani suyu fazla olmayacak boyanın. Ama az olursa ne olur? Bu sefer boyamız kumlanır. Üzeri kumlu gibi, pütürlü gibi gözükür. O da olmaz. Boyanın içerisine ödü bir damla fazla katarsak boyamız istediğimiz renkten daha flu çıkar. İstediğimiz olmaz. Bir damla eksik damlatırsak boyamız bu sefer rahat açılmaz. Tekne kenarından sıyırarak çektiğimizde diğer boyalara bulaşır. Yine olmaz. Yani kitlenin içerisindeki suyun miktarı bir avuç eksik olursa teknemizin ayarı tam ayar olmaz. Bu sefer boyalarımız yine rahat açılmaz. Rahat açılamadığı zaman teknenin kenarından bir sıyırırken tekrar boyalarımız diğerlerine bulaşır. Ve boyaların kenarı da zaten gördüğümüzde böyle tırtık tırtık yıldızlanma deriz. Yıldız yıldız olur. O da istemediğimiz bir durumdu. Pekala tekneye iki avuç fazla su koyduk. Tekneye suyu fazla koyduysak da bu sefer teknemiz yük olduğu için boyalar bizim isteğimiz harici hareket eder. Bu sefer yine yaptığımız iş olmaz. Yani tamamen dengeler üzerine kurulu. Hayatın kendisi gibi bir hadise bu. Şimdi bir gün böyle bir sohbet esnasında dediler ki Ebru nedir senin için? Ben de dedim ki Ebru benim için bir arkadaş. Ya işte ya arkadaşım mı olur bu işin dediler. Şimdi dedim sizin bildiğiniz gibi değil. Şimdi dedim biz dedim neyden yaratıldık? Topraktan yaratıldık. Bedenimizin içerisinde toprak yani tamamımız topraktan oldu. Topraktan olduysa kullandığımız malzeme toprak. Vücudumuzun %70-%75'i suysa kullandığımız kitre o suyun kendisi. Yani eğer ki Kur'an-ı Kerim'de diyor biz diyor onu diyor pis bir sudan yarattık. Pis bir suysa kullandığımız öt pis bir su. Hiçbirimizin içemeyeceği kötü kokulu bir su. Yani insanın fıtratıyla aslında çok orantılı bir sanat. Yani biz suyu sevmeyen hiçbir insanoğlu yoktur. Çünkü zaten senin yaratılışın suyla. Aynı şekilde yaratılışın toprakla toprağı sevmeyecek, topraktan yaşamayacak hiç kimse yok. Yani yediğimiz her şeyin temeli topraksa. Yani insanın kendi fıtratıyla çok orantılı bir sanat. Yani arkadaş gibi, kardeş gibi aslında. Ama tabii bu kişinin nasıl baktığıyla da orantılı. Şimdi ben bu işi öğrenirken 3 sene, 4 sene gece gündüz tekne başına yatıp kalkınca belki de hepten kardeş gibi de oluyor. Yani bizim ilk öğrenme sürecimiz birazcık öyle geçti. Maalesef yaşadığımız ilde, bölgede Ebru'cu yoktu. Deneme yanılmayla diğer işte usta arkadaşlarımızı, şimdi arkadaşımız o zamanlar tabii bizim için çok büyük hocalar, kabul ettiğimiz hocalarla konuşa, işte onlardan bilgi ala diyelim, kitapları karıştıra, Osmanlıca eserleri karıştıra, duyduğumuz, gördüğümüz her şeyi de mesela o zaman İstanbul'da hep yapılıyor biz başladığımız zamanlarda. İstanbul'a ben haftada bir gün nasıl gideyim geleyim buradan? Yani benim için çok büyük bir lüks, benim için ulaşılmaz bir hadise. Telefon ediyorsun, bir şey soruyorsun, geliyorsun tekne başında, o sorduğunun karşılığını görmek için bir hafta uğraştığımız oluyordu. Böyle böyle öğrendik, tabii epeyce sıkıntı çektik. Tabii senin kardeşin de olur, amca oğlun da olur, evladın da olur yani. Belki de bizim bakışımız öyle. Ama şimdi biz burada elimizden geldiği kadar bu hadiseyi sonuna kadar detaylı anlatmaya çalışacağız arkadaşlar. Ama mümkün olduğu kadar bir hocanın dizi dibinde birebir anlatılıp birebir gösterilerek öğrenmek kadar iyi hiçbir öğrenme şekli yok. Onun için hani bu işi öğrenebileceğiniz, ulaşabileceğiniz bir usta, bir üstad varsa mümkün olduğu kadar arkadaşlar öyle bir üstad yanında bu işi öğrenirseniz sizin için çok daha harika. Bir fırçayı değiştirelim. Sapa öd damladı. Devamlı yukarıdan gelir durur. Şunu yıkarız.
Şimdi böyle fırçaları her elimize aldığımızda bir bakıyoruz. Neye bakıyoruz? Sertliğe bakıyoruz. Şimdi bakın bu daha yumuşak bir fırça, daha sert bir fırça. Biz otomatikman sert olan tercihimiz diyoruz. Sert fırçayı alıyoruz. Şimdi fırçalarla ilgili de bir şey anlatmam lazım. Fırçaları ya boya içinde bırakırlar ya da aman yumuşasın üzerinde boya var. Bu boyalar bir çözülsün diye tutarlar. Arkadaşlar suyun içinde bırakırlar. Saplarınız çürür. Şimdi bir zemin atalım. Bakın şimdi kaymak yok. Birazcık boyamızı öd damlattık. Kaç damla kadar? 7-8 damla kadar bir öd damlattık. Şimdi açılımı gördünüz arkadaşlar. Boyalar rahat açıldı. Dibe çökme olmadı. Şimdi bunun içerisine 5 damla damlattıysak bu diğer kavanoza 10 damla gibi damlatacağız. Yani daha fazla damlatacağız. Sebep ne? Aynı boya miktarı, aynı su miktarındaki boyaya hem ton vermek hem de ilk attığımız boyayı öd miktarı fazla olan boyaya da sıkıştırıp ilk attığımızın tonunu canlandırıp ikinci attığımız boyanın daha açık bir renk gözükmesini sağlamak. O da farkındalıklar yani tekne içerisindeki gölge ışık oyunu diyebiliriz. Şimdi ikinciye damlattığımızı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu ikinci öd miktarı boyamız. Şimdi teknemizi biz suyunu kattık vesaireyi kattık. Ayarını yaptık. Tamam. Şimdi biraz önce yaptığımız ayar boş tekne üzerinde ayardı. Asıl ayar orijinalde şimdi başlıyor desek yalan değil. Sebebine şimdi zemine bir boya attık. Zemini biz doldurduk. Zemin yüzeyini kaplayan asitlerin ve yağları içerisinde barındıran ödlü bir malzemeyle zemini gerdik. Şimdi bu zeminin üzerine biz boya attığımızda o kaymak dediğimiz tabaka gibi bir tabaka oluşturduk. Yani yüzey gerilimi şimdi yüksek. Yüksek yüzey geriliminde biz boyayı damlattığımız zaman şu kırmızıda öd vardı belirli oranda da biz yeniden sıfırdan bir tek boya da olsa yeşil boya alalım. Sana zahmet Mustafa kardeşim bir de temiz kavanoz bulursan bize ya da daha önceden yeşil kullanılmış bir kavanoz bulursan oraya geçer. Şimdi kırmızı boya bir önce öldüydü gördük. Suyun üzerinde tutunmuştu. Şöyle bakın bir damla damlatıyorum. Evet boyamız açıldı. Boyamız açıldı. Şimdi bu boya üzerinde tekrar bir ayara bakacağız. Eğer geri geliyorsa boyamız tekrar biz bu boyaları buradan alacağız. Tekrar içerisine su katacağız. Tekrar karıştıracağız arkadaşlar. Şimdi bakın bu söyleyecek olduklarım Ebru yaptığınız müddet boyunca 5 sene, 10 sene, 50 sene Allah ömür verdi. Ömür boyu yaptığınız Ebru çalışıyorsunuz. Ömür boyunca bu ayarları hep yapmak zorundasınız. Onun için bu ayarlar çok mühim. Teknenizin ayarı olmadan, boyalarınızın ayarı olmadan yaptığınız Ebru'lar Ebru olmaz. O yüzden bu konuya çok eğilmenizin sebebi bu. Yani şimdi çiçek çalışacaksınız. Biz size burada hiç çiçek göstermesek, sadece boya ve tekne ayarını anlatsak, siz boya ayarı, tekne ayarını biliyor olduktan sonra internette yüzlerce çiçek yapım videoları var ya da battal videoları var, diğer ebru yapım videoları var. Onları izleyerek ve çalışarak elinizi geliştirebilirsiniz. Ama bu ayarlar lisanla anlatılmadan, birebir gösterilmeden bir kapı biraz ödeyelim. Detay anlatılıp da bir usta tarafından gösterilmeden yakalanması gerçekten çok zor. Biz bunu birebir kendimiz yaşayarak tecrübe ettiğimiz için bu kadar ehemmiyet gösteriyoruz anlatırken. Şimdi bakın dışarıdan girdiğim boyayı çıktım. Boyam geri geldi arkadaşlar. Her şey istediğim yerde, bıraktığım yerde duruyor. Görebildik mi? Evet. Demek ki bir önce yaptığımız ayar yeterli bir ayarmış. Küçük bir hatip diyelim buna. Şimdi bu şu an çalıştığımız ilk ebru her zaman deneme ebrulardır. Neyin denenmesi? İşte böylece anlattığımız gibi teknenin denenmesi, yani kitrenin denenmesi, ondan sonra boyaların denenmesi, ilk alınan 3-5 ebru deneme ebrusudur. Yani bu deneme ebrularında biz boyanın oluşumuna bakarız, üzerindeki kumluluk oranını su mu istiyor, öd mü istiyor, bunları inceleriz. Tamam oldu dediğimizde kağıdı çektiğimiz zaman kağıt üzerinde akmalar var mı? Zemini az mı atmamız lazım, çok mu atmamız lazım? Bir de biraz önce şeyden bahsetmiştik. Hani boyanın içerisindeki su miktarı, teknenin içerisindeki su miktarı, hani bir dengelerden bahsettik. Arkadaşlar, boyamızın ayarı tamam, teknemizin ayarı tamam ama bizim elimizin ayarı tamam değilse yaptığımız ebru gene olmayacak. Nasıl ki olmayacak? Şimdi zemine attığımız şu boyayı
Eğer ki her seferinde yakın düzeyde atamazsak, yani atıyorum 5 fırça vuruşu birinci boyadan, 5 fırça vuruşu ikinci boyadan vurduk, 10 vuruş yaptık tekne üzerine. 10, hani 10 fırça darbesiyle boyayı attık, zemin boyasını attık. Oldu ya. İkinciye 15 attık. Bu sefer yüzey gerilimi çok fazla arttığı için bizim ayarladığımız çiçek boyaları burada açılmaz. Açılsa da çok zor açılır. Yani kitre üzerinde bir tabaka oluşturur. Yani kağıdın ememeyeceği kadar bir boya tabakası oluşur. O da kağıt adam akıllı boyayı liflerin arasında çekemeyeceği için kitre boyayı tekne arası, şey kağıtla kitre arasında boya hapsolunamaz. Çektiğimizde o kalın tabaka otomatikman diğer boyaların üzerine bulaşır. Şimdi az atarsak ne olur? Yani 10 sefer 10 vuruşla battalı attıydık da biz tuttuk 7 sefer attık. Bu sefer bizim ayarlı çiçek boyamız ilk damla attığımızda birden büyür. Birden büyüdüğünde rengi açık kalır. Bu sefer flu renkli çiçeklerimiz olur. Ya da biz tabiri caizse şey diyoruz, mesela öğrenciler çok yaparlar bu ayarları yakalayamayın damlamadıkları için. Çiçekleri olur kocaman kocaman. Heh deriz, hormonlu laleler başladı. Hani çiçekler bir damlada şimdi yeşil bu kadar büyüdü. Ama teknenin boyu zaten 50 santim. Şu büyüklükteki şeyden bir kafa oturacak olsak kafanın buraya oturması lazım. Hormonlu hormonlu kocaman kocaman laleler olur. Yani onun için elimizin ayarı da boyaları ve kitrenin ayarı kadar mühim. Yani ilk zamanlar tavsiye ne yapın? Sayın. Fırçayı hep aynı yerden sıkın. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Alıyor mu? Mesela şurada gösteriyorum. Fırçayı nereden sıkacağız? Şuradan sıkacağız arkadaşlar. Buradan bir kere sıktık fırçayı. Her seferinde aynı yerden bir kere sıkalım. Ondan sonra battal atışını yapacağız. Ne yapacağız? Say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Birincide ilk battalı 11 attık. İkinci battalı 10 attık. Örnekliyorum. İkinci evri yapacak olduğumuzda da aynı şeyi yaparsak bu sefer yakın oranlarda battallar atarız. Bu sefer elimizin ayarını böyle yakalarız. Yani bu sefer çiçek boyası için hazırladığımız boyalar akma yapmaz, bulaşma yapmaz. Daha rahat çalışılır. Bunlar minik tüyolar. Yani acemilik zamanları tüyolar. İlerleyen zamanlarda zaten hiçbir şekilde sıkıntı yaşamayacaksınız. Yani fırçayı aldığınız zaman sizin gözünüz onu, beyniniz yakalamış olacak. Tık 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 hep aynısını atıyor olacaksınız. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi bir gazete kağıdı alabilir miyim? Pardon, burada varmış. Şimdi şu boyaları bir atalım. Çünkü biz bunları anlatırken boyalar burada çok bekledi. O beklemeyle boyaların teknenin üzerinde yine ciddi bir kaymak oluştu. Tamam. Kaymaklı tabakayı alıp atacağız. Otomatikman bu pek çok kişinin ebru diye baktığı deneme kağıdını alacağız, böyle atacağız. Üzerine birazcık boya kaldırmalı. Şimdi bir de böyle izlerken ya da ebru ile ilgili anlatırken ebru çok ulvi bir sanat olarak anlatılıyor. Yani ulvi mi? Yani evet ulvi. Çünkü dünya üzerinde ulvi olmayan, yani Mevla'dan gelmeyen hiçbir şey yok. Onun için ulvi. İnsanı en çok cezbeden kısmı da belki bu olsa gerek. Yaptığınız hiçbir işin bir ikincisi yok. Yani dünya son buluncaya kadar bir ikincisi bir daha gelmeyecek. Bu insanı çok cezbediyor. Ondan sonra siz kendiniz hayal ediyorsunuz, düşünüyorsunuz, tasarlıyorsunuz ama sizin tasarladığınız değil, birazcık da teknenin size müsaade ettikleri çıkıyor. Onun için insanlar bunu ulvi kabul ediyorlar. Şimdi bir daha bir şöyle atıyorum zemin boyasını. Şimdi şurayı görebiliyorsunuz değil mi? Bu ne anlama geliyor? Bu olmaması gereken bir şey. Fırçayı sert vurun. Şimdi boya atışını da, fırça tutuşunu da anlatayım arkadaşlar size. Diğer fırçada. Şimdi fırçayı ucundan sıktım. Fırçayı mümkünse ilk zamanlar özellikle. Hani ilk başladığınız zamanlarda 3 parmakla tutun arkadaşlar. Fırçayı rahat hareket edebilsin. Fırçayı kendi ağırlığıyla elinizin iç tarafındaki yumuşak yerler. Bu yan tarafa vurduğunuz zaman buralar birazcık daha kemiklidir. Boyalar daha sert dökülür.
Fırçanın fırça kısmıyla sap kısmının birleştiği yere yakın bir yerden kendi ağırlığıyla fırçadan boyaların dökülmesine müsaade edin. Sadece aynı yerlere düşmemesine özen gösterin arkadaşlar. Fırçalarımız boyayı, fırçanın boya haznesi dediğimiz yerde saklar. Merkez kaç kuvvetiyle boyalar oradan çıkar arkadaşlar. Şimdi bu normal serpme battal dediğimiz gelişi güzel atılmış, sadece teknenin yüzeyini doldurmak için atılan battallardır. Yani belirli bir oluşum aramayız. Ne bileyim işte salkım görüntüsü ya da ne bileyim işte böbrek görüntüleri aramayız. Salkım görüntüsü için birazcık daha normal battal fırçasından birazcık daha uzun bir fırça hazırlarsınız. Ondan sonra uzun fırçayı tekneye çok yakın tutmadan fırçanın ucu birazcık aşağıya bakacak şekilde vurduğunuz zaman şöyle şurada göstereyim. Yine boya alayım. Fırçanın ucu aşağıya bakıyor olup da birazcık sert vurduğunuzda şöyle uzun görüntüler oluşur. Bunlara salkım deriz. Fırçanın ucu birazcık yukarı bakıp da fırçanın bakın şöyle baktığı bir yön var burada. Görebiliyor musunuz? Hani bir taraf daha düze yakın, bir taraf şöyle bir tarafa bakıyor. Bu taraf yukarı bakacak şekilde, yani yönü kıvrım yukarı bakacak şekilde tekneye yakın, ucu acık yukarı bakan bir pozisyonda şöyle vurduğunuzda daha yuvarlak görüntüler oluşur. Yani uzun görüntülerden ziyade daha yuvarlak görüntüler oluşur. Uzun görüntülere salkım, yuvarlak görüntülere böbrek denilir. Onlar da şöyle hani kademe kademe attır, bölge bölge atıldığında orada Ebru'nun kendi tanımına uygun hani bulutumsu demek olduğu söylenir ya. Hani eski Farsça'da Ebre'den gelir, Ebre, Ebra, Ebru'ya döndü derler. Ebru'nun ismine. İşte o zaman o bulutumsu görüntüler yakalanır. Şimdi battalımızı attık. Zemin battallarımızı attık. Ama tabii ben anlatırken normal benim kendi el ayarımla söylüyorum. Benim el ayarıma göre mesela ben burada fazla boya attım ama şimdi bir boya hazırlayalım. Şu kabımızı alayım. Şimdi arkadaşlar boyaları ayrı ayrı hepsini tek tek anlatmaya gerek yok. Sadece ben size yeşilin nasıl ayarlandığını anlatacağım. Şimdi yeşilimiz burada bakın şey. Yeşilimiz saklama kavanozu. Saklama kavanozundaki boyamızı şöyle aldık. Boş bir kavanoza koyduk. Şimdi mümkün olduğu kadar zeminde boya varken boyaları hazırlarsak, yani çiçek boyalarını boş bir teknede değil de arkadaşlar zemin atılmış bir teknede çalışırsak o zaman kendi el ayarımıza daha yakın boyalar hazırlarız ve daha az uğraşırız. Şimdi şuradan içerisine belirli oranda su koyacağım ama buradaki suyun miktarı nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Suyun miktarı boyanın miktarından daha fazladır. Yani çok koyu yaparsak içerisindeki su miktarı az olacağından boyalarımızın üzeri pütür pütür olur. İçerisinde ne kadar öt damlatsak da o pütürlükten kurtulamayız. Kağıda çekerken tam erimemiş partiküller kalır. Fırçayla karıştırdığımızda bile ne? Eriyemeyen partiküller kalır. Onlar da bizim aşınımımızı engeller. Şimdi belirli oranda su koyduk arkadaşlar. Koyduk. İçerisinde belirli oranda öd olabilir. Bir tekne içerisinde deniyoruz. Bakın dibe çöküşünü gördük. Gördük mü? Hani biraz önce anlattığım bakın yeşilde yokmuş hiç öd. Bir daha damlatıyorum. Damlatamadık. Şöyle bir daha damlatıyorum şöyle kenara. Bakın dibe inişini görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Şu daha açık renkli bir yerde yapayım. Yani boya ip gibi aşağıya süzülerek iniyor. Niye? Çünkü İçerisinde öd yok. Varsa da çok ama çok az öd var. Yüzeydeki ödden çok daha az öd var ki hiçbir aşınım oluşturmadan dibe çöktü. Bu ne anlama geliyor? Öd koyacağız anlamına geliyor. Şuradan öd alalım. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4 damla damlattım. Ne kadar boyaya? İşte şu kadar boyaya. Göz kararı. Buradaki işin kötü tarafı. Hani şey ölçümüz yok arkadaşlar. Kağıda kaleme alabileceğimiz bir ölçü yok burada. Atıyorum bir çay kaşığı boyanın içerisine
200 cc ya da 100 cc su katılır. Onun içerisine 21 damla öt konulduğunda çiçek boyası hazırdır gibi bir ayar yok. Zemindeki boya etken, kitlenin ayarı etken, bizim hazırladığımız ödün keskinliği etken, boyanın içerisindeki kimyasallara varınca kadar hepsi etken. Şimdi kaç tane de anlatmıştık? 3, 4. Baktık açıldı. Ne kadar boyada bu kadar boyada ama boya, biz damlattığımız boyayı izleyelim, boya toplanıyor. Ve dikkat ediyorsanız üzeri de kumlu kumlu gözüküyor, pütür pütür gözüküyor. Yani net gözükmüyor. Şimdi net gözükmesi gereken istediğimiz boyalar nasıl boyalardır? Boyayı hazırladık, öd ayarını yaptık. Şimdi ben daha önceden ayarlanmış burada boyalar var. Ben onlarla çalışacağım çünkü aslında netliği onlarla yakalayabileceğiz. Çünkü şimdi bu öd içerisinde boyanın dinlenmesi lazım. Ne kadar dinlenmesi lazım? Biz kendimiz çalışacak olduğumuz zaman bugün hazırladığımız boyaları yarın akşam kullanırız. Bugün tekniği hazırlarız, ayarını yaparız, üzerine örteriz, ertesi gün akşam çalışırız. Hani boyalar hazır, tekne hazır, her şey hazır. Hepsi bekler kenarda, kapakları kapatılmış, fırçalar üstlerine konmuş, teknenin üzeri örtülmüş. Tekne ve boyalar ertesi günü bekler. Ertesi gün akşam bekler. Belki 24 saat bekletiriz. Beklediğimizde artık kitlemiz tam anlamıyla suyla karışmıştır. Öl boyalarımızı iyicene pişirmiştir. Yani boyalar oturmuş, tekne oturmuş, öyle bir teknenin başına oturur öyle çalışırız arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne anlama geliyor? Suyumuz az dedik, üzeri bakın kumlu kumlu oldu dedik. Kenarlarını görebiliyor musunuz? Kenarlar kıtır kıtır yıldızlanmalar var. Şimdi belirli oranda bir su koyuyoruz. Su koymamız demek öl miktarının azaldığı anlamına gelir. Onun için ben koyduğum suya oranla bir damla daha öd koydum. Ödü 2 yaptım çünkü biraz önce zaten açılan boyamız geriye toplanmıştı. Tabi bu toplanmasının sebebi biz konuşurken yine teknenin kaymak yapması da olabilir. Yani böyle de problemler var. Şimdi biz anlatıyoruz. Anlatırken teknenin üzeri açıkta kaldığı için kaymak yapıyor. O kaymaklanma yüzünden rahat açılamıyor ve birden kapanıyor. Şimdi bir damla daha damlattık kenara. Bakın renk tonu açıldı. Ama üzerindeki kumlar ve kenar pütürleri gitti. Şimdi bunun içerisine boyayı iç içe damlattığımızda arkadaşlar dış kısım yeşil görüntüsünü alacak. Ufak ufak büyüteceğiz. Şimdi bunlar deneme ebruları. Tamam mı? Şimdi yeşilin ayarını yaptık. Beklediğimize bakın. Muhtemelen bu kaymaktan ya da benim zemini çok atmamdan kaynaklanıyor. Şimdi boyanın belirli oranda toplandığını görüyoruz. Bir daha son kez bir tekne ayarına bakıyoruz. Evet, o kadar kaymak yaptı ki bakın biraz önce geriye gelmeyen boya artık geriye gelir halde. Çünkü konuşurken kaymak yaptı, boyalar geri geliyor. Şimdi insanlar biz böyle hani anlatıyoruz geri gelmeyecek, geri gelmeyecek. Ama tekne üzerinde çalışırken belirli oranda geriye gelmesinin sebebi teknenin yüzeyini kaymak yapması. Bu ayarın bozuk olduğu anlamına gelmez. Yüzey çok gerilim fazla olduğu zaman da belirli oranda boya geriye gelir. Bakın görebiliyor musunuz? Şöyle derinden alayım. Şöyle. Bakın geri gelme var. Yarım milim, bir milim. Ama bu teknenin üzerine kayma ve yüzey gerilimin fazla olmasından kaynaklanıyor bir sorundur. Bu sorun olarak kabul edilmez. Üzerinde çalışılabilir. Şimdi biz tekrar şimdi yeşili ayarladık. Tekrar bir kırmızıyla deneyelim. Kırmızımız zaten daha önceden ayarlıydı. Evet. Şimdi kırmızımızın mesela ödü şu anki zeminimize göre çok yoğun. Çok fazla. Neden? Çok fazla açıldı. Kırmızı pembe gibi gözüktü. Değil mi? Ama bir de bunu kağıtta görelim. Şimdi alttan yansıyan ışık da bizim renklerimizi burada belirli oranda flulaştırıyor. Şimdi tekneye kağıdı yatırıyorum. Arkadaşlar teknemiz tabi orijinal bildiğiniz ebru teknesi değil. Hani bu çalışmaları size anlatabilmek için arkadaşımız sağ olsun bunu hazırlamış. Tam ölçüler değil. Bu birebir orijinal ebru teknesi de değil. Şimdi şuradan sıyırarak ebrumuzu aldık. Şöyle bir bakalım bakalım arkadaşlar ne var? Boyalarımızda akma var mı, bulaşma var mı? Yok. Ama dediğimiz gibi pem
şey kırmızımız ne çıktı? Pembe çıktı. Bu ne anlama geliyor? Suyu fazla, ödü fazla. Ödü fazla olduğu için birden açılıyor. Çok açıldığı için boyalar pembe çıkıyor. Buna birazcık daha kırmızı boya, azıcık daha su katarsak mesela bunu ayarlayabiliriz. Ya da diğer önceden hazırlanmış boyalardan bir deneyelim. Bakalım. Yani şu an yeşil boyayı ayarladık. Anlatmaya çalıştığımız hadise arkadaşlar nasıl? Tekrarlayayım ben size. Suyu çok fazla katmayacağız. Azar azar suyu görerek katmamız lazım. Yani üzerinde kumlanma varsa birazcık su, birazcık öd damlatarak yani dakika dakika damla damla ayarları yapalım. Şimdi boya çok açılıyorsa flu çıkar. Az açılıyorsa ne dedik? Akma yapar. Buradaki ayar damlalarla ölçülüyor. Hani çok üzülerek anlattığımız hadise ne? Hani bunu birebir kişi yaşamadan bunu idrak edebilmesi de güç. Hani dediğim gibi 3 damla öt koydun, 5 damla su koydun gibi bir ayar yok. Ayar hep deneme yanılmalarla yapılacak. O yüzden şimdi ben tekrar bir zemin boyası atayım. Olmadı bir kere daha başka bir boyanın ayarını yapalım. Sıfırdan bir de kırmızı ayarlayalım Mustafa. Ben bir daha iyi algılanması düşüncesiyle bir kere daha boya hazırlayacağım. Hazırda bizim zaten burada yeşilimiz de var, kırmızımız da var, çiçek boyalarımızın hepsi zaten geçtiğimiz haftalardan hazırlanmış. İçlerinde ödleri olan, yani bir damla iki damla ödle bizim çalışabileceğimiz boyalarımız var. Öd içerisinde dinlenmiş güzel hazır boyalarımız var ama yine de hani buradaki maksadımız boya ayarları ve tekne ayarını anlatmak ya. Tekrar sil baştan bir kere daha ben kırmızı boyayı hazırlayarak size tekne ayarını göstereyim. Bir de şunu ifade etmem. Şimdi alttan teknemizi yani görüntüleri biz burada net alabilmek için, daha net bir görüntü elde edebilmek için teknemizin altına ışık koyduk. Bu ışık sebebiyle ışık alttan yansıyor. Bu yansıma da bizim boyalarımızın rengini olması gerektiğinden daha açık gösteriyor. Yani sakın buradaki görüntünün birebirini teknede görüp de çalışmaya çalışmayın. Normal teknede burada gördüğünüzden birazcık daha koyu gözükecek boyalarımız. Tamam mı? Yani şimdi tekne üzerinde çok koyu gözüken boya her zaman akan boyadır. Birazcık daha flu olan bir renk görünür. Tekne üzerinde boyayı damlattığınızda birazcık flu gözükür. Yani biraz önce yeşili hazırlarken ilk damlattığımız yeşildeki rengi alır aslında. Yani ikincisi burada mesela çok flu çıktı. Neden? Alttan ışık vuruyor. Biz kağıda aldığımızda yeşil bizim istediğimiz yeşili vermişti. Yani bu şekilde anlatmaya çalışayım. Ama hani bu ayarlarla ilgili şimdi biraz önce fırçayla ilgili de anlatmaya gözümüzden kaçan bir nokta oldu. Onu da ben söyleyeyim. Şimdi fırçamıza baktığımız zaman arkadaşlar fırçamız gül dalına sarıldı ya. Sarıldığı zaman gül dalının şurada şöyle bir boşluğu olur. Şöyle bir boşluğumuz var burada. Bu boşluk aslında boya haznesi dediğimiz bir boşluktur. Yani oranın adı boya haznesidir. Biz fırçayı ucundan sıktığımızda o bölgede belirli oranda boya kalır. Merkez kaç kuvvetiyle yani fırçayı şey yaptığımız zaman elimize vurduğumuzda dökülen boyalar merkez kaçla fırçanın ucundan çıkan boyalardır. Biraz fazla sıkmışım boyayı. Damlamasın diye. Şimdi bir daha daldırdım. Yeni boya aldım ama gördüğünüz gibi boyalarımız yine rahat açılmıyor. Neden rahat açılmıyor? Yine işte ben fırçanın içerisindeki boya haznesini gösterirken bu boyayı karıştırırken mesela yaparken teknemizin üzeri kaymak bağladı. Yani bu kaymağı insanlar pek aldırış etmiyorlar, pek önemsemiyorlar ama bu kaymak önemli. Boyalarımız burada ne kadar aralık olursa arada şu bölgede kağıt rengini daha çok görebiliyoruz. Görüyor musunuz? Bu kağıt rengini mümkün olduğu kadar aza indirmemiz gerekiyor. İlk boya attığımızda. Bunun aza inmesi için de üzerinde kaymak olmaması lazım. Kaymak olduğunda buradan yanaşan boya, mesela bakın şurada bir battal var, burada bir battal var. Ama battal birbirine yanaşamamış. Neden? Arada yoğunlaşmış bir kaymak tabakası var. Hemen ben tekrar bunu alacağım. Boyayı. Alacağım. Bunu çöpe atacağım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar bir zemin boyası atacağım. Bakın şurada gördüğümüz koyu renklerde burada kalan hava kabarcıkları görebiliyor musunuz?
Hava kabarcığının olduğu yer boyayı almaz arkadaşlar. Kağıdı yatırırken için köşeden köşeye yatırırız. Biraz sonra çalışma yapmaya başladığımızda, ayarları tamamlayıp da çalışma yapmaya başladığımızda size kağıt yatırmayı da anlatacağım ki kağıdı yatırırken şey yapmayalım, arada hava kabarcıkları bırakmayalım. Şimdi bakın, aynı tekne, aynı boya, aynı el, aynı fırça. Bakın şimdi aralıklar ne kadar azaldı, görebiliyor musunuz? Yani bir önce boyaların şu araları ne kadar açık açık kalmıştı, sadece kaymak sebebiyle. Ne yaptık şimdi? Kaymaklı üst tabakayı aldık, boyayı attık. Ne oldu? Boyalarımız şimdi birbirine daha çok yanaştı. Birinci öğüt miktarlı boyamızı attık. Şimdi ikinciyi atalım. Şimdi de ne yaptık arkadaşlar, biliyor musunuz? Şimdi önce atacak olduğumuz boyayı sonra attık. Şimdi bunu biz burada çalışırken tabii birazcık da kasıtlı bir şeyler yapıyoruz. Şimdi bir daha birazcık daha yoğun atayım, siz görün. Şimdi elimizde eşit su miktarı, eşit boya miktarı kavanozlarımız var ya arkadaşlar. Koyu, yani öl miktarı az olanı önce, çok olanı sonra atmamız lazım. Şimdi ben birazcık kasıtlı olarak şeye attım, öl miktarı çok olanı önce attım. Tabii şimdi olmadı. Koyu renk üstte kaldı. Sanki üzerinde bahçede gizlenmiş kedinin beyaz halıda gezmesi gibi, pati izleri gibi lekeler oluşmuş gibi gözüküyor. Yani bu görüntü estetik bir görüntü olmuyor. Şimdi bunu nasıl ayırt edeceğiz? Boyaların miktarı aynı, fırçaların görüntüsü aynı, renkler aynı. Arkadaşlar kavanozları koklayacağız. Emin olun öl güzel kokmuyor. Güzel kokmuyor ama hangisi daha kötü kokuyorsa o boya sonra atılacak. Yani zemin boyasında da en kolay böyle ayırt edebiliriz. Kokladık. Kokladık. Şimdi diyorum ki sağ elindeki kavanozun kokusu soldakinden daha kötü. Daha fazla öt kokusu var. Bir daha. Evet. Şimdi burnumuz bizi bu konuda yanıltmıyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ikinci yatacak olduğumuz boya bu. Birinci yatacak olduğumuz bu. Ne anlama geliyor? Evet. Tekrar gazeteyi yatıracağız, kağıdı yatıracağız. Buradaki boyayı alacağız. Bunu atacağız. Şimdi böylece yaptığımızın tam tersini atacağız boya olarak. Hangisiydi? Evet. Önce atılacak olan boya buydu. Ben şeyi gördüm, fırçalarını işaretleyenleri de gördüm bu konuda. Şimdi ilk atılacak boyamız bu. Baloncuklar şöyle kuru parmakla elediğimizde patlar. Tabii elimizdeki yağlar da bulaşır tekneye ama şimdi o şeyle ilgili de anlatacağım birazdan size. Şimdi çiçek çalışırken bizlerin ucularına hiç dokunmamak lazım arkadaşlar. Elimizdeki, vücudumuzdaki yağlar otomatikman tekme üzerinde boyaların açılmasını sağlar. Evet. Şimdi bu normal düz bir zemin battalı attık. Şimdi elimizde şöyle bir kırmızımız var. Bu kırmızı, içinde su yok, öd de yok. Böyle bir kırmızı. Bakın ne kadar yoğun. Şimdi içerisine su katacağız. Belirli oranda su kattık. Karıştırma fırçamızı alalım. Şimdi önceden anlatırken dedik ki hazır ayranlar var ya, çiçek boyalarını ayarlarken hazır ayran kıvamında derdik. Ama ilk bu bizim yaptığımız dönemler, ilk çalışmaya başladığımız dönemlerde ayranlar böyle, nasıl söyleyeyim, birazcık daha cıvık cıvıktı. Zaman içerisinde bu ayranları birazcık daha koyulaştırdılar. Yani koyu olmayacak, damlayabilecek, sünmeyecek boya. Yani su miktarının öyle olması lazım. Şimdi şuradan bir daha göstereyim ben size şöyle. Şöyle bir kıvamımız var. Şöyle bir kıvamımız var burada. Yani suyu az olmamalı ama çok da fazla olmamalı. Şimdi içerisinde öd var mı yok mu denemek için biz de bir damla damlattık. Gördüğünüz gibi boya
Yavaş yavaş dibe çöküyor arkadaşlar. Çok hafif bir öd olduğu için tutunabildi birazcık ama boyadaki öd miktarı suyun üzerinde tutunabilmesini sağlayamadı. Şimdi içerisine öd damlatacağız. Ne demiştik arkadaşlar? Damlalarla ayarlayalım. Şimdi ben size göstereceğim. Bakın bir damla bir damla ayar yapacağım, göstereceğim. Bir damla damlattım. Şimdi böyle yan yana ben boyaları dizeceğim. Bir damla, iki damla, üç damla gibi böyle göstere göstere. Şimdi bu birinci damlamız. Birinci damlayı damlattık bakın. Tek bir damla ödle boya bu kadar tutunabildi. Şimdi ama bakın siz oradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu boyayı şuradan alayım. Bakın nasıl dibe doğru indiğini görebiliyor musunuz boya? Boya dibe doğru yavaşça iniyor. Yani bir damla aslında tutunamadı. Çok fazla. Şimdi iki damla daha damladı. Ben bir damla damlatacaktım ama iki damla düştü. Şimdi içindeki damla miktarı, öd miktarı 3 damlaya yükseldi. Damlattım. Evet bakın şimdi açılıyor. Boya açılıyor ama Ali sana zahmet zoomlayabilirsen ya da şöyle alabilir mi? Yani biraz şu tamam, ilk biraz noktaya gelir. Şöyle yapayım o zaman. Şuraya damlattım. Bakın burada şimdi görmenizi istediğim bir önemli nokta var. Şimdi öd miktarı az. Şimdi evet boya suyun üzerinde tutundu. Kit su üzerinde tutunabildi. Ama üzerine görüyor musunuz? Sanki kumlar var gibi. Orada kamerada görünebiliyor mu? Evet. Evet bakın kum kum. Hala açılmaya devam ediyor. Evet şimdi tarihte buna benzer ebrular çalışılmış kumlu ebru diye. Kumlu ebrular kitre üzerinde ama kitre artık bitmiş. Boyalar karışa karışa iyicene kirlenmiş. Atılacak kitre üzerinde çalışılırdı. Bir gecede bekletilir. Daha çok kumlanması sağlanırdı. Ama tabi bu görüntüde bir çiçek estetik olmaz. Şu en ince bizi alayım. İnce bizlerden bir biz. Şimdi kenarlarını görebiliyor musunuz boyaların arkadaşlar? Bakın kenarlar bak. Pürtük pürtük yıldız yıldız. Şuraları görebiliyor musunuz? Hep yıldızlar oluşmuş. Kenara düzgün bir hat oluşturmamış. Şimdi bunun iki tane sebebi var dedik. Bir, içerideki su ve ödün miktarı. İkincisi de kitremiz yoğunsa, yani kitre ayarı yoğunsa, İstediğimiz ayarda değilse, koyu kıvamlı bir kitlede çalışıyorsak da kenarlar böyle tırtık tırtık olur. Şimdi biz deriz ki, boyanız kumlandıysa içerisine su katın. Ama şimdi ben biliyorum ki bundaki su miktarı, ben tecrübelerime dayanarak biliyorum, bundaki su miktarı hemen hemen istediğimiz ayar. Ama buradaki açılım, buradaki boyanın açılması çok yavaştı. Zorla açıldı. Yani belirli bir hızda açılmadı. Bu da şimdi kumlanmanın sebebinin öd miktarının az olması da aynı sebebe neden olabiliyor. Şimdi zaten damlattığınız öd var ya, öd de sıvı bir malzeme. Yani boyamızdan daha sıvı bir malzeme. Yani su gibi aslında bir kıvamı var. Bu da koyu kıvamlı bir şey değil. Öd damlattıkça belirli oranda biz bunun hem su miktarını hem öd miktarını arttırmış oluyoruz. Yani her damla öd buradaki büyümeyi açtığı gibi belirli oranda da sıvılık kazandırıyor boyaya. O yüzden şimdi ben hiç su koymayacağım. Çünkü normalde anlatırken böyle kumlanmalar boyanın su istediğini gösteren bir göstergedir. Şimdi 3 damlaydı bunun içerisindeki. Şimdi 4, 5 damla yaptım. Yani 2 damla daha ekledim. Şimdi 2 damla daha eklediğimizdeki boyanın görüntüsünü gösteriyorum arkadaşlar. Bakın şöyle yan tarafa damlattım. Evet. Şimdi hızı daha arttı. Daha hızlı açıldı. Ancak hala kumlanmaları görebiliyoruz. Hala kumlar var. Ama önceki kadar yoğun mu? Değil. Bu ne anlama geliyor? Birazcık daha öd. Bir, iki damla daha öd damlattım. Sanki yeşilden daha iyi gözüküyor değil mi? Kırmızı. Evet, kırmızı daha iyi anlatılıyor. Şimdi İki damla daha damlattıktan sonra bir daha baktık. Bakın bir bu 3 damla. Bu 5 damlaya çıktı. 2 damla ekledik. 2 damla buraya ekledik. 7 damla oldu. 2 damla daha ekledik. 9 damla da şöyle yarım kavanoza yakın boya. Bakın şöyle bir görüntü aldım. Ama ben biliyorum ki bu hala öd istiyor çünkü hala kumlanmalar ve kenarda pütürler var. 2 damla daha ekledim. 11 damla mı oldu?
Evet. Yaklaşık 11 damla damlatmış olduk boyanın içerisine. Ayarları yaparken arkadaşlar bunları böyle damla damla ilk zamanlar yapacaksınız. Tabii bu ilerleyen yıllarda eliniz evruya alıştıkça, ayarlara alıştıkça bu ayar işleri de hızlanacak. Yani göz kararı damlattığınız boyanın içerisine damlattığınız ödün, boyanın içerisine damlattığınız ödün bir seferde, iki seferde yakaladığınız da olacak. Ama emin olun her ev ustası yani bu ayarları yapıyor arkadaşlar. Evet, şimdi boyamızın kumluluğu ne kadar azaldı görebiliyor muyuz arkadaşlar? Bakın boya aynı boya. Sadece damlattığımız ödler buradaki renkleri de oluşturuyor. Bakın öd ne kadar az, boya o kadar koyu renkli çıktı. Birazcık daha damlattık. Aynı damla, eşit büyüklükte damla. Birazcık daha büyüdü bundan, daha büyük oldu buradaki damla. Ama hala kumlu. Buradaki tondan bir açık ton oldu. Öd damlattık, iki damla daha, bu kadar açıldı rengi. Bir iki damla daha damlattık, bu kadar açıldı. Bir iki damla daha damlattık, bu kadar açıldı. Otomatikman rengi de açıldı. Şimdi... Peki şey olsaydı, yani ışıksız tekne olsaydı, ışıksız, görünmesi gereken evet, renk hangisi görünmesi olurdu? Görünmesi gereken renk şu, şunun gibi görünürdü. Renk olarak. Anladım. Tamam. Işıksız tekne olsaydı ya da şunun gibi de görünebilirdi. Ama yoğunlukla şunun gibi görünürdü diye hayal ediyorum. Evet, bunun gibi görünürdü renk olarak. Bundan daha koyu renk, yani şöyle bir renk tekne üzerinde gördüyseniz emin olun çektiğinizde boyalarınız akacak anlamına gelir. Şimdi teknemiz epeyce kaymak yaptı. Şimdi ben tekrar bunu kağıda alacağım ama özellikle beyaz kağıda alacağım ki şu ilk damlattığımız damlaların nasıl aktığını göresiniz. Tamam. Hani akmalar nedir? Boyanın aktığı, boya aktı diyoruz. Devamlı bunu zikrediyoruz. Boya nasıl akar? Bir onu gösterelim. Şimdi bu teknemizin kenarına da biz sıyırmak için ince bir hortum kestik, taktık. Aslında daha keskindir teknelerin kenarı. Özellikle çelik teknelerin kenarı daha keskin görüntülüdür. Daha iyi sıyırma yapılabilir. Şimdi beyaz kağıdı alıyorum ki hani bu akmaları size gösterebilirim. Hani ödü az olursa nasıl akar boyalar? Şimdi birazcık daha şuradan şöyle çekmek zorundayım ki size gösterebileyim. Evet. Şimdi şuraya koyacağım arkadaşlar. Şuradan beri sizi izleteyim. Şimdi eğer ki keskin kenarlı bir tekneyle çalışıyor olsaydık bakın şunlar da akacaktı. Şu da akacaktı. Şu boya da akacaktı. Şu boya da akacaktı. Şurada birkaç partikül şunda akabilirdi iyi karıştırılmadığı için. Yani daha boyayı yeni hazırlıyoruz. Yeni hazırlanan boya daha tam anlamıyla suyun içerisinde eriyip çözülmedi. Şuradaki minik görmüş olduğunuz partiküller bunlar çözülmeyen boyalar. Şu ve şu akmayacaktı. Tamam mı? Ama bakın burada nasıl akmış? Akmayı görebiliyor musunuz? Şöyle bulaşmış diğer boyaların üzerine. Bakın bunda da aynı şeyi yapsak bakın bunda da bulaşacak. Gördünüz mü? Bunda da bulaşıyor. Ama en az hangisinde bulaşıyor? Bakın bunda bulaşmıyor. Kitrede az bir şey kaldı ama şimdi ancak ben bulaştırıyorum. Bakın sıyırıyorum üzerine. Görebiliyor musunuz? Sıyırdığım halde kağıt o kadar emdi ki renkte bir değişiklik olmuyor. Ama bir de şuna bakalım. Bir de şuna bakalım. Sıyırdığımızda bakın renk kağıdın emebileceğinden ne kadar fazlası yukarıdaymış. Şöyle bir izleyin. Renk nasıl fulyolaştı buradaki görebildiniz mi? Renk açılıyor bakın. Ben sıyırdıkça. Burada renk kendi rengini koruyor. Belirli oranda biz boyayı şimdi eziyoruz. Ama buradakiler fulyolaşmazken bunlar tek çekmeye bile rengini tamamen yitiriyor. Görebildiniz mi? Bakın bu kadar fazla boyamız varmış tekne üzerinde. Yani buradaki ayar öyle bir ayar ki arkadaşlar. Çok açılmayacak. Kağıdın emebileceği bir açılım olacak. Ama bu kağıt çok ince olsa daha iyi emer. Ama bu sefer de fulu çıkar. Orada bir denge var. Şimdi bakın. Sıyrılmış bir kağıdı alıyoruz. Bakın üzerinde ne kadar kitre var görebiliyor musunuz? Bakın nasıl kitre her tarafı üzerinde kitre var. Bu kitre kağıdın üzerinde kuruduğu zaman arkadaşlar boyalarımız bu kitre tabakasıyla kağıdın arasında hapsoluyor. Böyle bir olgu var. Ayarlarımız böyle arkadaşlar. Şimdi ben tekrar tekneyi temizleyeceğim. Tekneyi temizledikten sonra tekrar zemin boyası atacağım. Şimdi ayarladığımız bir yeşilimiz vardı. O yeşil de bu ayarladığımız kırmızıyı bir
çiçek yapmaya çalışacağız. Bakalım ne olacak? Bakalım nasıl bir şey çıkacak? Hala yeşilimiz öd istiyor olabilir, hala kırmızımız öd istiyor olabilir. Tamam mı? Hala biz boya ayarlıyoruz. Daha boya ayarlarımızı tamamlayamadık. Önemli olan iş detay yapılan ayarlardır. Boyaların detayını, ayar detayını ne kadar iyi yakalarsanız, tekne ayarını ne kadar iyi yaparsanız emin olun yaptığınız çiçekler, battallar, gelincikler, menekşeler, gelgitler, şal ebruları, bülbül yuvaları o kadar güzel çıkacak arkadaşlar. O kadar net çıkacak. Boyalar sanki kadife gibi gözükecek. Tabi boyanın kadife gibi gözükmesindeki bir etken de nedir? Boyanın iyi ezilmişliği. Boya ne kadar ince hale getirildiyse, ne kadar suyun içerisine karışabilirlik oranı ne kadar yüksekse boya o kadar kalitelidir, o kadar kağıt tarafından iyi eminir. Üzerinde kumlar gözükmeyen ebrular en iyi ebrular. Yani ne anlama geliyor? Boyamız iyi ezilmiş olacak. Ödümüz Benlayb usulüyle adam akıllı ayarlanmış iyi bir öd olacak. Ondan sonra kitremizin ayarı iyi olacak. Elimizin ayarı da iyi olacak. Yani bu iş böyle. Bunda hiç kurtulamadığımız, kurtulamayacak olduğumuz ebru yaptığımız müddetçe 50 sene çalışıyorsak 50 sene boyunca bu ayarları yapmamız lazım arkadaşlar. Her tekne başına oturduğunuzda her ebrucu kendi ayarlarını kendisi yapmak zorunda. Başkasının yaptığı ayarlara sizin elinizin ayarı denk gelmez. O yüzden herkes mümkün olduğu kadar kendi ayarladığı teknede çalışırsa o kadar güzel sonuçlar alır. Şimdi Ali'nin fırçayı tutuşu örneklemek için söylüyorum. Battal vuruşu, battal vuruş hızıyla benimkisi hiçbir zaman bir olamaz. Aynı olamaz. Bu ne anlama gelir? Ya Ali benden çok atıyordur, çiçek boyaları denk gelmez ayarı. Ya az atıyordur, denk gelmez. Birebir benim attığım kadar atarsa denk gelir. Yani bu zemindeki ayardan bahsettik ya arkadaşlar. Elimizin ayarı. Bu da önemli. Şimdi zeminimizi oluşturduk. Şimdi şuradan peçetimizi de hazırlayalım. Şimdi biz burada peçete kullanıyoruz ama mümkünse pamuklu bir bez kullanırsanız ara ara yıkayıp temizleyebileceğiniz daha iyi siler bizlerinizi. Bir de bizlerle ilgili insanlar bazen sıkıntı yaşarlar. Yaşadıkları sıkıntı şudur. Bizi silmek gerekir. Çalışma yapacak olduğumuzdan. Silmekten kastım işte şöyle koyarız. Şuradan sileriz. Ama kimisi niyeyse şöyle silmeyi tercih eder. Şuradan tutar şöyle siler. Parmağını değdirir. Parmağını değdirdiğiniz zaman, şimdi ben parmağımı değdirdim, çektim arkadaşlar. Şuradaki boşlukta bir seyredin bakalım ne oluyor. Görebiliyor musunuz? Bizim etrafındaki boya açılıyor. Görebiliyor musunuz? Bu elimdeki yağlardan kaynaklanan bir oluş. Bu sefer ne oluyor? Atıyorum yeşili çektik, yeşilin içerisinde bir beyaz çizgi kalıyor. Tamam. Şimdi bu sabah hazırladığımız, yani bu teknede ayarı gösterirken hazırladığımız yeşil boyamız. Başka bir yeşil almadım. Madem bunlarla başladık, bunlar aslında dinlenmiş boyalarla çok daha net, çok daha güzel işler çıkar. Yani bu boyaların yarımına kadar dinlense daha iyi olur dedik ya arkadaşlar. Şimdi bir tane deneme ebrusu yapacağım, deneme lalesi. Kırmızıyı ve yeşili denemek için, tamam mı? Yaparken de size ufaktan anlatayım. Geleneksel tarzda bir lale çalışacak olduğumuz zaman arkadaşlar, şöyle göz kararı, atıyorum ufak kavanoz kapağı ebadında gibi yaklaşık iki tane yeşil damlattık. Yani aşağısı yukarı bir ufak kavanoz kapağı gibi düşünün. Şimdi elinize, bu şimdi hep bu şimdi kelimesini kullanıyorum ama başka bir kelime bulamıyorum değil mi? Şimdi ustalaştıkça baştan sona bir ebru yapımını şöyle bir bizle yapabiliriz arkadaşlar. Damlatmayı da yaparız. Lalesinin çekmesinde yaparız, yaprakların çekmesinde yaparız. Ama el alıştıkça bunlar yapılır. Şimdi ben burada kullandığım bizlerin kalınlıklarının farklı farklı olduğunu göreceksiniz. Bu yeni başlayan kişiler için önemlidir. Tamam mı? Yani hangi bizi nerede kullandığım ve ne kadar derine batırdığımı da gözlemlemeniz lazım. Hani bu şimdi size ben bazı
boyalar, mesela atıyorum büyük bir boya kullanıyorsam, bu bizi kullanırken şuraya kadar batırırım, sapı çıkarken. Daha ufak da şuraya kadar batırırım, çok ufak da şuraya kadar batırırım. Onun için bu teknenin içerisinde bizleri ne kadar daldırdığımız da önemli. Hani bunları siz artık kendiniz deneme yanılmayla ya da yaptığınız, şimdi gösterecek olduğunuz işleri gözlemleyerek algılamaya çalışın lütfen. Çünkü bunu hani lisana dökülebilecek bir şey değil. Bu görsel algıya dayalı bir olay. Şimdi ortaya yakın bir yerden tuttum bir kere, yukarı doğru çıktım. Buradaki hız önemli. Çünkü kullandığımız malzeme bir sıvı. Çok hızlı çekersem benim kontrolüm dışında uzar gider. Şimdi bu kadar bir çıkmayla şuradan tuttum, aşağıya doğru bir kere indim. Şurada bıraktım arkadaşlar. Buradan da aldım. Derde yapacağım. Derdemiz saplarını ve yapraklarını oluşturuyor. Tamam mı? Şimdi çalışacak olduğum lalenin sapı, dörtte yaprağı. Şimdi kalın bizde, orta boy kalın bir bizde çalıştım. Bunu bıraktım kenara. Daha ince bir biz aldım elime. Yaprakların uçlarını çıkmak için. Şimdi ne demiş? Biraz önce kullandığımız bizde ölçülendirme yapmışlar mı? Bunlar ölçü yazmamışlar. Aslında bunlar... Evet, bu 0.9 bizmiş mesela. Bu da 40 bizmiş. Yani burada işaretler var bizden üzerinde. Biz bunları kimden almışız? Ayan Ebru'dan almışız. Ayan Ebru böyle ölçülendirmeler koymuş. Bundaki birazcık silmiş ama mesela bunda bakın 0.9'un üzerinde minicik bir kırmızı leke var. Yani bu 0.9 bizmiş. 0.9 bizi aldık diyeyim. Şimdi çok geriden değil, çok ucundan değil. Şöyle bir yerden tuttu, şöyle çekti. Gördünüz mü şuradaki açılımı? Bu neyle alakalı? Bizim bizi iyi temizlemeyişimizle alakalı. İyi temizlemediğimiz için böyle beyaz çizgiler oluşuyor. Şimdi şuradan da tuttuk. Buradan da çıktık. Şimdi bu biraz önce anlattığım gibi bu yaptığımız işlerin tamamını biz biraz önceki yaptığımız bizde yapabiliriz. Gösterelim. Yani bakın şimdi en son çektiğimi bununla çektim ama aynı görüntüyü biz yakalayabiliyoruz. Ama şimdi ilk acemilik dönemlerinde ne oluyor? İnsanlar daha derinden giriyorlar. O derinden girmede bizim bu yaptığımız işe sekte verebiliyor. Bir saniye lütfen. Şimdi kırmızıyı damlatacağız. Damlaları da arkadaşlar mümkünse tavsiyedir. Kaç bizmiş? Şurada bakalım. 20. 20 bakın 20 işaretlemişler. Kalınlık olarak herhalde 2 milimlik biz. Şimdi kırmızıyı da damlatacağız arkadaşlar da. Damlatırken burada insanların yaptığı en büyük hatalar, yani hata değil aslında. Yani gayri ihtiyar o farkında olmadan yapıyor. Şimdi yeşilin en ucu noktası burası arkadaşlar. Bunun ucuna ben damlatırsam yeşil muhtemelen kırmızı yeşili bir tarafa eğer büker. Bükmemesi için yeşile değecek şekilde muhakkak uca yakın bir yerden yeşile değecek şekilde şöyle damlattığımızda bakın minicik bir yeşil uç şurada oluştu. Önemli değil. O zaten alınacak. Bir de şurada bakın bir çanak oluştu. Görebiliyor musunuz? Şimdi bu çanak sanki çiçeğin kafası gerçekten çanağa oturmuş gibi gözükecek. Tamam. Şimdi tabi bu bir damla bizim için yeterli değil. Şimdi bir damla daha damlatacağız. Şuradan kırmızıyı yakınımı alayım. Şöyle. Şimdi bir damla daha damlattık. Bunlar daha deneme evruları. Eğer kumlanma varsa su katacağız. Rengi flu çıktıysa acık boya katacağız. Rengi işte koyu olduysa öd katacağız. Yani daha hala bunlar deneme evrusu. Şimdi bir damla daha damlattım. Şimdi benim kanaatim, göz kararım, bu kırmızı yeşil yapraklarla orantılı bir ebatta. Şimdi yukarıdan aşağıya bir girme yapacağım. Şimdi bu lale kafasında iki farklı çeşitli yapılışı var arkadaşlar. Ben şimdi bu laleyi yaparken bir tanesini göstereyim, bir diğerini de yana kırmızı damlatarak anlatayım size. Şimdi bakın, yeşil hani böyle ucuna yakın bir yere damlattık. Karşıda yeşilin minicik ucu gözükür şurada. Uzaktan değil, yakından. Kırmızıya yakından çok derine batırmadan ince bize geldik. Hemen hemen orta gibi, ortaya yakın bir yere kadar gibi geldik. Zaten burada net gözüküyor nereye kadar geldiğimiz. Ondan sonra şu kalın bize elimize aldık.
Kalın izi elimize aldık. Bakın, ha şimdi burada başka bir şeyler oluştu. Şuraya düşen damlacığı gördünüz değil mi arkadaşlar? Bunlar nedir biliyor musunuz? Bunlar havada uçuşan canlı atıkları. Yani bizim vücudumuzdan dökülen deri parçaları olabilir, uçan bir kelebeğin tozları olabilir, havada uçuşan polenler olabilir. Teknemizin üzerine indiğinde içerisindeki yağlar ve terebentinler sebebiyle böyle açılımlar oluşturur. Görebiliyor musunuz? Bunları biz toz yağdı deriz. Onları istersek böyle bizim ucuyla minikten toplayabiliriz, alabiliriz. Bir de buna mesela bunlar eğer ki boyanın içerisinden patlıyorsa, patlamadan kalsın tek bir noktadan değil de her taraftan eşit bir şekilde minik minik pıtır pıtır patlaklar varsa onlar da boyanın içerisinde bakteri ürediği anlamına gelir. O zaman o boya yine benmari usulüyle bir 15 dakika kaynatılırsa o zaman içerisindeki bakteriler tamamen ölür ve boyayı tekrar soğuduktan sonra tekrar öd ayarı yapıp kullanabiliriz. Şimdi şuradaki kırmızıyı bir yuvarlak olarak düşünelim arkadaşlar. Şuradan girdik ya, gözümüzde de 4 eşit parçaya bölelim. Gözümüzde 4 eşit parçaya böldüğümüzde 4'te 1'i ortasından tuttuk, yukarı doğru gittik. Yukarı doğru giderken bakın şu kenar düzlenmeye başladı. Şu kenar düzlenmeye başladı. Düzlenmeye başladığında hafiften kenara doğru bir hilal çiziyormuş gibi açarak bir ucu çıktı arkadaşlar. Şimdi lale kafasının bir tarafını yaptık. Bir tarafını yaptık ama burayı yaparken bizim buradan boyayı taşımamız sebebiyle suyun hareketlerinden ötürü bakın şurada minicik bir ucu oluştu. Hafiften bir köşemsi bir boyut oluştu şurada. Görebiliyor musunuz? Tam şurası. Şimdi normalde beynimiz bize, elimize oradaki ucu takip etmemizi söyler. Oradaki ucu takip edip de bu tarafa gelirsek, açarsak bu sefer biraz önce bu boyayı çektiğimizde buradaki ucu oluşturduğu gibi buradaki boyayı biz bu tarafa taşımış oluruz. Bu tarafa taşıdığımızda da buradan bir kırıklık, bir büküklük oluşur. O yüzden buradaki uca hiç aldanmadan yine biz bunu bir yuvarlak olarak görüp yuvarlağı yine gözümüzde 4 eşit parçaya bölüp 4'te 1'i ortadan tutup yukarı doğru gidip ucunu hafiften kenara açtığımızda lale kafasını yapmış oluruz. Şimdi bu en çok kullanılan yapış şekli bu. Ancak hani bunu da tecrübelere dayanarak söylüyor. Bu şekilde bir lale kafasını yapmakta çok zorluk çeken insanlarla karşılaştık. Bir başka anlatım şekli daha var. Onu yaptığımızda onlar da daha kolay çalışabildiklerini gördük. Onun için onu da anlatayım. Yine hemen hemen aynı görüntüyü alacağız sonuç olarak. Yine yani bir lale kafası göreceğiz. Bunu da şöyle kenarda anlatayım. Lale kafasında çünkü insanlar çok takılıyorlar. Lale yapımı en kolay ve en zor çiçek laledir arkadaşlar. Çünkü bizlerde hangi derinliğe gireceğiz, işte nereden tutacağız, nereden çıkacağız bu ilk hadiseleri, ilk yani bu çalışmalar lale çiçeğinde yapıldığı için lalenin yapımı çok zor gelir, öğrenilmesi zor gelir. Ama laleyi açtıktan sonra, diğer çiçeklere geçip diğer çiçekleri öğrendikten sonra insanlar bilirler ki lale aslında en kolay çiçektir. Şimdi, bakın burada da bir toz yağmış. Bu da daha boyalar oturmadığı için minik minik hala kumumsu bir görüntüler var ama boyamızın ayarı iyi, biz biliyoruz. Bu ne anlama geliyor? Bu iki seçenekten böyle gözükebilir. Ya boya iyi ezilmemiştir ya da ödde pişmemiştir. Şimdi boyanın ezilmişliğini ben biliyorum iyi. Yani ödde dinlenmemesinden kaynaklanan minik kumlanmaları görebiliyoruz. Şimdi normalde hani biraz önce şuradan girdik, içeri geldik. Şimdi tam tersini yapıyoruz arkadaşlar. Ortaya yakın bir yerden tuttuk. Yukarı doğru gittik. Ucunu kenara açtık. Geldik yine ortaya yakın bir yerden tuttuk. Yukarı doğru gittik. Ucunu kenara açtık. İki minik boynuz çıktık Türkçesi. Salyangoz boynuzu gibi. İki tane boynuz çıktık. Ondan sonra elimizdeki ince bizlerden zaten biz istediğiniz zaman size takım olarak gelecek. En ince bizim bir kalınlığı. Bir de şöyle bir bizim kıl bizlerimiz var. Onu da göstereyim. Bunları genelde şeyde kullanıyoruz. Karanfil yapımında kullanıyoruz. Bir de böyle bizimiz var. Bununla değil de bunun bir kalınlığıdır. Elimizdeki biz. Bunun da yukarıdan geldik aşağıya doğru bir kere indiğimizde yine bir lale kafası oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Şimdi bu yapım kolay gelen bunu çalışır. Bu kolay gelen bunu çalışır. Yani her halükarda ikisi de laledir. Yani istediğimiz görüntüyü, lale formunu, istediğimiz lale formunu bu şekilde yakalarız bir şekilde. Şimdi ben tabii çok anlattık. Yine teknik üzere kaymak yaptı ama
Bakalım boyalarımızda akma olacak mı? Boyalarımız akarsa anlayacağız ki bir damla öd istiyor, iki damla öd istiyor. Akmasına göre yani az aktıysa bir damla öd bizim işimizi görür. Çok aktıysa iki damla işimizi görür. Yani böyle bu ayarları hep deneme yanılmayla yapacağız. Maalesef yani başka bir yöntem yok. Şimdi öyle bir şey, öyle bir durum ki hani kitrenin ayarından hocam ne kadar kitreye ne kadar su koyacağım ha? Şu kağıdı yatırmayı da anlatalım. Kağıdı iki ucundan, iki köşeden tutarız karşılıklı. Kağıdı çok gerdirirsek bu hataya çünkü insanlar düşüyorlar. İki uç suyun içine, kitrenin içine düşer. Şu şekilde ortasını o ağırlık merkezini ortaya verecek şekilde tuttuk. Bir elimizi teknemizin bir kenarına sabitledik. Elimizi sabitlersek bakın alttan görebilirsiniz. Elimizi sabitlersek kağıda daha az hareket eder tekneye yatırırken. Çünkü tekneye yatırırken oluşan hareketler İspanyol çizgileri dediğimiz çizgiler oluşturur. Ya da kimisi işte farklı isimler de veriyorlar bu İspanyol yapısına da. Köşeye koyduk ağır bir şekilde köşeden köşeye kağıdımızı yatırdık, bu ucunu bıraktık. En son bu ucu bıraktık. Şimdi teknemizi biz Ebru teknesi olarak yaptık ama hani ölçüler şu dıştaki bizim koyduğumuz sıyırma bandı burada kağıdın tam olarak rahat oturmasını engelliyor. Onun için şöyle buraya oturtturdum. Aslında bir de bunu çıkartıp deneyelim. Olmazsa tekrar takarız. Şöyle bunu aldım kenara. Bakın aslında tam kağıdın ölçülerini yapmışız tekneyi. Şimdi bunu buradan aldık arkadaşlar. Ucunu kaldırdık. Buradan da kaldırdığımızda öbür uç kalkar. Teknenin kenarına, tekneye paralel olacak şekilde şöyle bir sıyırdık. Şöyle bakalım bakalım boyalarda akma var mı? Yok. Yeşilde akma yok, kırmızıda akma yok. Şimdi hani tam sıyırmayı göstermek için böyle yaptım. Şimdi teknemizin kenarları çok keskin olması gerektiğinden keskin. Plastikten yaptığımız için kenarlarını biz yuvarlamayı beceremedik. Onun için o bir önceki sıyırma borusunu takdirdik. Sıyırırken sadece teknenin o keskinliğinden dolayı bakın şuralarda full ulaşma oldu. Ama boyada akma var mı? Başka bir yere bulaşma var mı? Diğer boyalara en ufak bir bulaşma var mı? Yok. Yani boyalarımızın ayarı tamam arkadaşlar. Şimdi ben yine o boruyu takacağım yerine. Bu şimdi denemeye bir sürü bunu attık. Şimdi ben gördüm ki kırmızım birazcık benim istediğimden daha flu çıktı. Pekala yeşilim de birazcık flu çıktı. Şimdi bunu nasıl dengeleriz? Biraz önce attığımız zemin boyasını birazcık daha fazla atarsak otomatikman yeşil ile kırmızı da koyulaşacaktır ton olarak. Tamam mı? Şimdi bir 5 dakika ara verelim mi hadi gene? Deneme evrelerini yaptık. Şimdi bu evre sanatına yeni başlayanlar için biraz önce gösterdiğimiz lale geleneksel evrudaki lale modeliydi. Şimdi birazcık da şeyleri göstermek istiyorum. Yani daha kolay yapılabilir, daha çalışması rahat olan lalelerden başlamak istiyorum. Ben birkaç şey göstereceğim size. Şimdi bir tane buraya geleneksel lale, bir tane de buraya biraz daha kolay yapılabildiğini düşündüm. Biz hareketlerinde daha çabuk eli alıştıran yaprak modelleri var. Birazcık da onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi ayarlarla ilgili bir kere daha son kez ben dile getirmek istediğim konu, ayarlarınız iyi değilse yaptığınız evler ebru çıkmaz arkadaşlar. Bu değişmeyen kural. Boya ayarları, tekne ayarı ve elimizin ayarı. Şimdi normal bir battal atacağım. Normal battalı attıktan sonra merhum Mustafa Düzgünman'ın genelde çalıştığı Düzgünman tarzı battal dediğimiz battalla çalışacağım. Çiçeklerde bu alt zeminlerde birazcık daha farklı estetik kazandırdığını düşünüyorum. Benim tabii şahsi görüşüm bu. Herkes farklı zeminler kendisine oluşturabilir. Bu ufak tefek karmaşalar, bu çizgiler aralarda estetikler oluşturur. Şöyle bir karmaşa oluşturduk. Şimdi birinci battal attıktan sonra şimdi ikinci battalımızı da atacağız. Birazcık yukarıdan atıyorum ki dağınık olsun. Çok yakından atarsam daha toplu toplu düşer boyalar. Şimdi bir kere daha şöyle yüzeysel bir karıştırma yapacağım. Bunlardan da hem battal gibi gözüksün
gitsin birazcık daha bu ikinci attığımız boya da bir zemin oluştursun diye. Aralarda sizin de görebildiğiniz gibi hafif çizgiler farklı bir fon, arka fon bize oluşturur. Şimdi atıyorum örneklemek için göstereyim. Şuradaki boşluğa boya atmak istersen fırçayı tekneye yakın tutuyorum. Birazcık daha sert sadece oraya da atabiliyoruz. Yani istediğimiz yere atacak, atmayı planladığımızda fırçadaki boya miktarını azaltırız sıkarı sıkar dediğimiz kadar. Ondan sonra yaklaştırırız tekneye. İstediğimiz yere birazcık sert vurduğumuzda istediğimiz yere de boyayı düşürebiliriz. Şimdi işte şöyle yüzeyden birazcık ince sertme yapmak istiyorum. Hem zemini sıkıştırmak hem de birazcık daha fazla karmaşa oluşturmak için. Yani tabiatta çünkü hiçbir şey tek düze dümdüz çizgilerden oluşmaz. Kristaller hariç hiçbir şeyin kenarı tam net düz değildir. Karmaşadan oluşur aslında tabiat. O karmaşanın estetiğini biz gözümüze alıyorlar. Bize estetik olarak o daha hoş gözükür. Şimdi ne dedik? İlk önce geleneksel çalışacağız dedik. Gelenekselde ortaya yakın bir yere boyayı da anlatacağız arkadaşlar. Evet. 3 damla buraya damlattım. 2 damla da bir alta damlatacağım. Şimdi merhum Necmettin Okya ilk laleyi yaptığı söyleniyor. Onun yaptığı lalelere bakarsak diplerinde soğanlarını bileni görürüz. Tabi günümüz laleleri kadar çok fazla laleye benzemez. Çünkü ilk çalışmaları olduğu için ilk Ebru'da laleyi oturtturan kişi Necmettin Okya. O da zaten anlatıyor nasıl yaptığını, ilk laleyi, ilk çiçekleri nasıl başladığını, bir arkadaşı vasıtasıyla başladığını falan anlatıyor tabi uzun uzun. Onlara girmek istemiyorum. Çok da hani hikayesi olmasın. Çünkü hikayeler anlatılırken yapılan işler anlatılmadı bugüne kadar. Biz öyle gözlemledik. İnsanlar hep Ebru'nun hikayelerini anlattı. Yaşanan geçmişteki yaşanan masallar, hikayeler, olaylar anlatıldı. Ama birebir Ebru'da çalışmalar anlatılmadı. Şimdi iki tane yuvarlak yaptık ama üst taraftakini birazcık büyük yaptık. Bunun sebebi ne? İki tane sebebi var. Bir, hem sapı bundan çıkacağız. Hem de tabiatta bitkilerin ilk yapraklar küçük. Daha sonra çıkan yapraklar daha büyük gözükür. Yaprakları, üst yapraklar birazcık da büyük olsun istiyoruz. Ortaya yakın bir yerden tuttum. Yukarı doğru bir kere çıktım. Şimdi çıktıktan sonra burada batırdığımı gördünüz. Bu batırmanın sebebi şurada keskin ince bir uç oluşturmak. Orada hani açık bir boya kalıntısı kalmasın diye. Şimdi bir taraftan sapa doğru yanaştım. Sap olacak olan yere doğru, şuraya doğru yanaştım. Kenarı düzlenmeye başladı da hafiften aşağıya ama ortalayarak yani yuvarlağın orta kısmını takip ederek şöyle bir geldim, burada batırdım bizi. Çünkü ikinciyi de çekeceğim, çok fazla çekersem bu sefer yapraklar çok uzak. Şu kenar esterim bu sefer düz çizgilere yakın görüntüler olur. Dedi ki hani böyle önce çok düz değildir hiçbir şey. Aslında esterden, kıvrımlardan oluşur tabiattaki hemen pek çok şey. O sebepten bir kıvrımları olsun istiyoruz kenarında. Şimdi buradan girdik. Şimdi bu taraftan girerken de bakın şurada çok derin bir nokta var. Şimdi burada da tümsek nokta var. Şimdi bu derin noktaya uzaktan geldik. Derin noktaya doğru. Sapı istediğimiz kalınlığa geldiğini görünce aşağıya doğru indik ama bu bizi ne kadar derine batırdığımız, hangi bizi kullandığımızda önemli, bunu unutmamak lazım. Şimdi çok aşağıya çekmiyorum. Dikkat ediyorsunuz çok hızlı ve ani hareketlerde de bulunmuyorum. Hız sıvı üzerinde çalışırken sıvıyı etkileyecektir. Sıvının akışını arttıracaktır. O artışla beraber bizim çalışmalarımız buradaki şekillerimiz de bozulacaktır. Şimdi ince bizlerden bir biz aldım. Uca yakın bir yerden bir uç çıktım. Buradan da bir uç çıktım. Zaten biraz önce deneme ebrusunda bunları göstermiştik. Üst yaprakları birazcık farklı yapıyorum. Direkt uç da çıkabiliriz ama birazcık kenardan çıkarsak bakın şurada da bir es oluşturmuş oluruz. Bir de şu en üstteki yaprakları, şu üst iki yaprakta özellikle batırdığımız derinlik mümkün olduğu kadar bu taraftakiyle bu taraftakinin eşit olmasına özen gösterelim. Çünkü bir tarafı fazla derin yaptığımız zaman, derine batırdığımız zaman buradaki boya bizim üzerine doğru kaplanacaktır. O kaplanmayla beraber teknenin her tarafından o tarafa doğru bir gelme, bize doğru bir akış oluşacağından suyun derisini kullanırken bu sefer ne olacak? Şu sap otomatikman bizim bu derine batırdığımız tarafa doğru kayacaktır. Sapın düz olması için
Eşit miktarda çekelim. Şuradaki fazlalık bir bölüm vardı, onu da aldım. Tabi bakın mesela örnekleri ben anlatırken aslında örneği göstermiş olduk. Şöyle bir ufacık bir şöyle bir toz lekesi oldu. Oraya batırınca bakın şurayı görebiliyor musunuz? Şurası hemen o bizi batırdığımız yere doğru yanaştı, boya kaydı. İşte böyle kaymaları olmaması için iki taraf da eşit derinlikte bizi batırırız çekerken yaprak uçlarına. Şimdi kırmızı boyamızı deneyelim. Bu boyaları damlatırken çok kalın bizler kullanmayalım arkadaşlar. İlk başta ince bizler kullanalım. Neden? Şimdi boyamızın eğer ki ödü fazla kaçırdıysak birden açıldığında biz boyayı kontrol edemeyiz. Ya da zemini atmamız gerekenden daha az attıysak boyamız birden açılır. Bu sefer ancak kağıtla temizlememiz lazım. Tekrar zemini atmamız, tekrar baştan yapmamız lazım. Ama ince bizde yaparsak birden açılmış olsa bile ince bizde az boya olduğundan kalın bir bizi batırıp onu toplama ihtimalimiz olur. Bakın. Ne demiştik? Yeşilin ucuna yakın bir yere yeşile değecek gibi damlattık. Görebildim mi? Evet. Şimdi istediğimiz şekilde açılımı oluşturduk. Şimdi bir kalın biz alıp kırmızının ne kadar açıldığını da gördük. Ufacık bir bizde. Bir damla daha damlatalım. Şimdi burada renk geçişleri de yapabiliriz arkadaşlar. Hani mesela kırmızıya biz kırmızı baktığımız zaman gölgenin olduğu taraf daha koyu gibidir. Bir taraf daha açık gibidir. Onun için de ne yaparız? Önce bizimizi siyah boyaya batırırız. Sonra kırmızı boyaya batırırız. Damlattığımızda siyahlı kırmızılı bir karışım, bir hareler oluşur. Harenin bir görüntü olur. Bu da sanki ışık gölge oyunu gibi hissettirir yaptığımız çalışmayı. Yani siyahla kırmızı bizim üzerinde karışır ama tam karışmaz. Onun için renk geçişleri olur. Şimdi şöyle çalışalım. Boya çok geldi. Şöyle kenara damlatayım. Evet. Şimdi istediğimiz ebada çiçeğin kafasını getirdik. Yukarıdan kırmızıya çok yakın bir yerden tuttum. Ortaya doğru geldim. Burada da minik batırdım. Oradaki ucu keskin hale getirdim. Elime orta kalınlıkta bir viz aldım. Güzelce sildim, temizledim. Elimi değdirmeden. Ne demiştik? Yuvarlığı gözümüzde 4 eşit parçaya bölecektik. 4 eşit parçaya böldük. 4'te 1'i ortadan tuttuk. Yukarı doğru gittik, gittik, gittik. Ucunu hafif kenara açtık. Ne demiştik? Buradaki ucu aldanmayacaktık. Yuvarlığı gözümüzde tekrar yuvarlak göreceğiz. 4'te 1'i ortadan tutacağız. Yukarı doğru gideceğiz. Ucunu kenara açacağız. Şimdi bu geleneksel Ebru'daki lale modeli bu. Ama şimdi tek bir formda laleleri hep aynı formda çalışacak olursak bu sefer sanatımız yani sadece lalede bu modelde sınırlı kalır. Sanat biliyorsunuz her zaman gelişime, ilerlemeye meyillidir. Yani hep yeniliklere açıktır. Sanatsa eğer bir olay, yaptığımız iş hani meslekten çıkmış artık sanata gelmişse artık hep yenilikler. Kişiler kendilerinden, kendi ruhlarından bir şey katabilmeliler yaptıkları işe. Şimdi bu bağlamda insanlar çalıştıkça farklı modeller gelişmiş. Mesela lale yapraklarında şöyle bir model var. Hani ilk başladığımız zaman da laleleri biz bununla mümkünse başlatıyoruz. Yine siyah yeşil yaptım bu sefer. Bunu da şöyle ortaya damlatalım. Siyah yeşil yaptığımız zaman da aynı şekilde yeşilde yeşilin içerisinde siyah hareler oluşacak. Yani tam yeşil gözükmeyecek. Gölgeli olacak. Kimi yer koyu yeşil, kimi yer açık yeşil gözükecek. Bu da bize gözümüzü dolduran daha estetik bir form oluşturacak. Boyamız dibe çökmeye başlamış. Onu bir karıştıralım. Çok fulu çıktı. Ama şu an rahat rahat o hareleri görebiliyorsunuzdur muhtemelen. Yani bakın mesela şurada daha koyu bir hare. Şurada daha açık bir hare. Burası açık hare, burası koyu hare gibi. Yani dalgalanmalar var rengin içerisinde. Tek renk olarak gözükmüyor. Şimdi bu çalışmayı yaparken biraz önce iki tane yuvarlaktan çıktık. Bu çalışmayı yaparken tek yuvarlak üzerinden yapraklar oluşturacağız. Bir de ben mesela öğrencilerime mümkün olduğu kadar anlatırken derim ki tekne başına oturduğunuz zaman arkadaşlar yapacak olduğunuz işi yapmadan önce bir görün tekne içinde. Yani bir hayal edin. Belirli bir hayal üzere bir plan üzere çalışırsanız o zaman yakalayacak olduğunuz görüntü
daha sizin istediğiniz görüntüye yakındır. İşte yaptım olduğu gibi değildir yani. Hani bir plan dahilinde olsun. Çünkü sanat dediğin tasarılardan geçer. İlk önce akılda da olsa bir tasarı yapmak lazım, plan yapmak lazım. Şimdi ben diyorum ki yapacak olduğum çiçeğin 3 tane yaprağı olsun, 1 tane sapı olsun. Çiçek de şu anki oturduğum şekilde bakarsak sağ tarafa çiçeği meyilli olsun. Şimdi bakın bir proje oluşturdum kafamda. Şimdi çiçeğin sapının sağa bakması için ortaya yakın bir yerden tuttuk da buradan çıktı ama sağa doğru meyil verdik. Böyle bir şekil oluşturduk. Şimdi çiçeğimize 3 tane sap yapacaktık. Hem burada hem burada bakın S var. Buradaki daha derin S bu tarafa kıvırdığımız için. Buradaki daha tatlı, çok hafif bir S var kenarda. Ya da Türkçe söyleyelim S harfi var. Şimdi S'nin en derin, en içeride kalan kısmı burası. Burası S'nin göbek kısmı. En göbek yer burası, en derin yer burası. Bizim burada hareket edeceğimiz olduğumuz nokta ikisinin ortasıdır. En yüksek yerle en derin yerin arasından geleceğiz. Bakın ne kadar uzaktan girdiğime de bakın bizi. Derinliği de takribi olarak görebilirsiniz. Buradan geldim, yukarı doğru şöyle bir hilal çizdim. Ama hilali çizerken şöyle bir hilal almadım, uzatmadım. Yani yukarı doğru gittim belirli oranda. Şimdi buradan da bir hilal alacağım. Çiçeğin iki yaprağı yukarı bakacak, bir yaprağı aşağı bakacak şekilde tasarlıyorum. Bunu da yaptım. Şimdi buradan da tuttum, üçüncü yaprağımızı aşağıya verdim. Şimdi ne dedik? Çiçeğimiz sağ tarafa meyilli bakmalı. Çiçeğin kafası sağa eğik bakmalı demedik. Yani şuradan şöyle tatlı bir S oluşturmamız lazım yaparken. Şimdi çiçeğimizin kafasını buraya çalışacaksak benim buradan girdiğimde şöyle bir çekiş yapmam lazım ki sapı da bu tarafa baksın. Kafa bu tarafa bakacaksa sap da bu tarafa baksın. Dip sap. Bu çekişi yaparken arkadaşlar şurada bir göbek vardır. Yani buradan girdiğimizde sapın İçerilerde kalacak kısımda şöyle bir göbek oluşur. Şöyle gördüğünüz şu minik göbeği bizim buradan yedirmemiz lazım. Buradan geldim. Sapa doğru yanaştım. Buradan bakın o göbeği aldım. Buradan bir yedirdim. Buradan çektim. Şimdi çiçeğim istersen bu tarafa da kıvırabilirim. Şunu da göstereyim size. Bakın. Buradan tuttum. Böyle çektim. Şimdi burada bakın bir S oluştu. Çiçeğimizin kafası ne tarafa bakıyor? Çiçeğimizin kafası bu tarafa bakıyor. Ama çiçeğimiz dik baksın istersek bunu ben buradan toplar, buradan tekrar yukarı baktırabilirim. Bunu buradan toplar, aşağıya düz çekerim. Bu sefer çiçeğim dik de bakabilir. Yani yaptığımız iş belirli oranda müdahalelere de izin veriyor. Ama olduğu şekliyle çalışmış olsak da yine yaptığımız ebru ebrudur. Şimdi kırmızımızı alalım. Yine aynı şekilde bir damla yeşilin ucuna yakın bir noktaya damlattık. Altta minik çanağı oluşturduk. Yine hareler oluşması için siyah kırmızı çalışacağım. Bir siyah batırdım, bir kırmızıya batırdım. Bu şekilde devam ediyorum. Siyah kırmızı devam ediyorum. Ha istersen akşamüstü çiçeği yaparım. Sadece siyahı alırım. Şuradan kocaman bir gölge verebilirim. Siyahtan bir gölge. Tamam. Şimdi çiçeğimizin ne tarafa bakacağını söylemiştik. Bu tarafa bakacak. O zaman nereden gireceğiz? Şöyle şuradan gireceğiz. Yeşilimiz zaten burada. Buradan sapa doğru bir giriklik yaptık. Gözümüzde 4 eşit parçaya böldük. 4'te 1'i yakaladık. Yukarı doğru gittik. Ucunu kenara açtık. Uca aldanmadık. 4'te 1'i yakaladık. Yukarı doğru gittik. Ucunu kenara açtık. İstersek aşağı kıvırdık. Yani istersek bunu da tuttuk bu tarafa kıvırdık. Eski İstanbul lalelerini andırır bir lale için ikisinin de ucunu yukarı baktırdık. Yani bu konuda kişi birazcık bence özgür olmalı. Hani lalenin formu kesin budur, bunun dışına çıkılmaz. Bu benim mantığımı çok kabul etmediğim şey. Sebep ne? Çünkü tabiattaki hiçbir lale bir diğerine zaten benzemez. Pardon, birbirine benzer ama hiçbiri birbirinin aynı değildir. Yani birinin ucu birazcık uzundur, birinin kısadır. Birinin kırmızısı birazcık daha fazla kaçmıştır. Birine işte ne bileyim gölge akşam karanlığına doğrudur da ışık da yansımıştır. Bir taraf çok gölgedir, bir taraf çok aydınlıktır. Yani bu birazcık da sanatçının görmesiyle alakalı bir hadise.
Bir de arkadaşlar sadece iki yaprak çıkma hadisesi var. Onu da size bu tekniğin içerisinde göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın yaptığımız işler bozulmuyor. Bekledikçe yeşilimiz daha yeşil bir ton alıyor. Neden? Çünkü bekledikçe yüzeydeki gerilim çiçeği sıkıştırıyor. Ama hiçbir şekilde akmaya maruz kalacak bir görüntüye şu an sahip değiliz. Daha ince bize çalışayım. Birazcık içinde haleler oluşsun istiyorum. O da çok ince geldi, şunu alalım. Ya bu da demek oluyor ki bizin kalınlığı hare sayısını arttırıp arttırır. Tabii bak işte büyük bizlerde anlattık. Birinci boya, ikinci boya. Ama arada tek hare var. İnce bizi iki damla damlattık. Bakın ufacık bir yerde iki tane hale oluştu. Bu hareler de aslında çiçeğin damarları gibi burada görürüz. Dikkat ediyorsanız. Yani bakın şurada mesela 1, 2, 3, 4 tane hare çiçeğin sanki lalenin kendi damarlarıymış gibi. Hani aslında hepsi birbiriyle yine orantılı. Hani biri birinden çok farklı, biri birinden çok ayrı da değil. Yani sadece oradaki kendi kendine oluşmuş yuvarlaktaki şekilleri değerlendirmek zaten çalışmamız bu. Şimdi bir de şöyle bir çalışmamız var arkadaşlar. Onu da göstereyim hemen. Şimdi kalemimizi alıyorum elime. Bakın arkadaşlar yukarıya doğru tam ortadan girdim. Bizi iyi temizleyemedik. Girdim. Yukarı doğru bir kere çıktım. Yine ortadan tuttum, yukarı bir kere daha çıktım. Bakın bunlar hep farklı yaprak modeller. Ortadan tuttum, bir daha yukarı doğru çıktım. Bunu birazcık kalınlaştırmak istedim. Geriden geldim. Şöyle bir şekil verdim. Şuradan tuttum. Şöyle de bir şekil verdim. Şimdi şu laleyi yaparken nasıl iki yandan girdiydik hatırladınız değil mi? Buradan geldim, buradan bir girdim. Şimdi ikinciyi şu göbeği yedirmek için daha derinden girdim. Daha derinden, daha uzatarak çektim. Şimdi belki de tabiattaki lale yaprağını en çok andıran yaprak, yani üç yaprak arasında en çok hangisi andırıyor? Bu andırıyor. Ama şimdi şunun yapımı da kolay, bunun yapımı da birazcık kolay. Bu birazcık daha zor olduğu için arkadaşlar, şu yaprağın yapımı, bununla elinizi alıştırırsanız diğerlerini yapmakta zaten sıkıntı çekmeyeceksiniz. Yani bu şu yaprak modeli pek çok yaprağın aslında atası denilebilecek bir yaprak modeli. Yani hani birebir de kesin atası demiyorum, yanlış anlamayın. Hani şu yaprağı çalışan farklı gözlemleyebilir. Yani şuradaki bir yuvarlağı daha farklı algılayabilir. Farklı şekiller üzerinde görebilir yapmadan önce. Şimdi bakın, lalenin şöyle minik bir kıvrımları vardır ya, onları da şöyle hissettirelim şurada, elleyerek. Değil mi? Nasıl Ali? Daha lale yaprağını andırdı değil mi şimdi? Evet. Yani çok ufak dokunuşlar aslında görüntüyü tamamen farklı bir boyuta taşıyabilir. Bunun da kafasını bir lale çalışalım. Şimdi buna da üçlü bir lale kafası çalışalım. Şöyle bir lale kafası yapalım. Yine ortadan tuttum. Şuradan beri geldik, şöyle aldık. Bu da Yılmaz Eneş'in eskiden sıkça yaptığı lale modellerinden bir modeldir. Bunu da böyle yaparım. Şöyle düzelteyim. Tabii ben onun geliştirdiği bir lale modeli, onun kadar düzgün yapamayabilirim. Beni mazur görün, sık sık yaptığım bir lale kafası değil. Ama farkındalıkları göstermek için. Şimdi lale deyince direkt şeyleri düşünmeyelim. Hollanda lalelerini düşünmeyelim. Şimdi bu da bir lale modeli arkadaşlar. Evet. Şuradan da yanaştık şöyle. Birazcık düzelttik. Evet. Şimdi bu da bir lale modeli oldu. Bu da farklı bir lale oldu. Yani lalelerde sınır yok ama en çok gördüğümüz model şu ikisidir. Yani form olarak şu formlara yakın görürüz. Ama tabiattaki çiçekleri önünüze alıp incelerseniz, onların girdikleri yerden girip işte uçları ona göre çıkarsanız
yine farklı çiçek modelleri de geliştirebilirsiniz. Çünkü lalenin Osmanlı döneminde 500'ün üzerinde farklı modeli varmış, farklı lale cinsi varmış. Yani etrafımızda da farklı lale modelleri var. İlla lale çalışacaksak farklı farklı lalelerde çalışabiliriz. Onu göstermek için de bu çalışmaları yaptık. Şimdi lale ile ilgili benim çok da aslında anlatacak bir şeyimiz kalmadı. Bir lale yaprak modelimiz, ikinci lale yaprak modelimiz, üçüncü lale yaprak modelimiz. Bir de bunun tek yaprakları da var. Bir de orijinal tabiattaki laleler gibi saptan çıkmış yapraklar da var. Bunlarla çalışabiliriz ama bugünkü dersimiz zaten tekne ayarı ve boya ayarıydı. Bu ayarları yaparken de çiçekleri çalıştık. Tabii uzun süre hem anlatıp hem çalışıyor olunca bakın şu görmüş olduklarınızın tamamı ortamda soluduğumuz havadaki tozlar, lekeler. Yani organik artıklardır. Evet. Şimdi kağıdı alalım. Bir daha bir renklerimize bakalım. Renklerimizde akma olacak mı? Olacak. Dur bunu şamuaya alalım. Bir de sarı kağıtlar renkleri görelim. Eyvallah hani. Ne demiştik? Elimizi sabitledik. Teknenin köşesine elimizi koyduk. Yavaşça kağıdı yatırdık. Evet, alttan ışık vuruyor olunca tabii kağıtları çekmeden laleleri biz yine teknede kağıt üstünden görüyoruz. Evet, aldık. Bir köşeden tuttuk, öbür köşeye kaldırdık. Şimdi neden bu şamuğa dediğim kağıda çektiğimi de anlatayım. Şimdi kağıdın rengi yaptığımız işte çok büyük bir etken arkadaşlar, bakın. Yani kullandığımız boya beyaz kağıtta aldığımız zemin boyasından farklı bir boya değil. Zemin o beyaz kağıtta görünenden çok daha farklı bir renk aldı burada. Yeşillerimiz daha net oldu. Çünkü beyaz alttan çok yansıma yapıyordu. Beyazı da biz altta görüyoruz. Şimdi şamuğa dediğimiz sarı kağıt. Şamuğa ismini şamuğa dedikleri canlı yabani erkek keçiye şamuğa diyorlar. Şimdi yaban keçisinin tüyünün renginde bir kağıt bu. O yüzden şamuğa kağıdı diye adlandırılıyor. Ne oldu? Şimdi koyu renkli bir kağıtta boyalarımız daha net gözüktü. Işığı alttan daha az aldığı için. Evet, bu da işte en sonki yaptığımız çalışma. Bunlar da hep ders olarak anlatıldığı için ben bunları atıyorum. Normalde eski ustalar bunların birine atılmaması gerektiğini söylerler. Ama tabii atmaya şimdi yaklaşık 200-250 öğrenciye ders anlatıyorsunuz. Her derste 100 ebru, 150 ebru. Tabii ne oluyor? Artık yığılıyor. Onun için kullanmayacaklarımızı atıyoruz. Şimdi biz zemin boyası atalım. Evet. Bakıyoruz nasıl durum. Teknenin üzeri kaymaklı. Hemen bir kere alalım. Aslında kağıdımız birazcık gazeteyi fazla beklettiğimiz için bu kaymak değildi bence. Kağıttaki kimyasallar da yüzeyi dolduran gazetedeki. Onları da şöyle sıyırmadan aldık. Tekrar zemin boyamızı atalım. Ve şeyi çalışalım. Şimdi biraz önce tek kafalı lale modellerinden birkaç tane gösterdik. Yani çiçeğin bir kafası olacaksa kısmını gösterdik. Şimdi pekala iki tane kafası olacaksa ne yapmamız lazım ona da bakalım. Şöyle birazcık yoğun zemin atacağım çiçeklerin rahat açılması için. Şunu atıyorum. Yine bir karmaşa oluşturacağım yine. Şimdi burada tam haki yeşil gördüğümüz ton aslında zemine attığımız aslında sarıya bakan bir haki. Yani kağıtta daha farklı gözüküyor. Sebebi de alttaki ışık, böyle önce de vurguladığımız gibi. Şimdi birazcık yoğun yere kaldırdı şöyle. Geçtik. Şimdi biraz öncekinden daha az bir boya çok olduğum için fırçayı iyice sıktım. Teknemiz, biz biraz bir yemek arası verdik bir önceki çiçeklerden sonra. Teknemiz bayağı dinlenmiş. Tabii bunun hepsi boyalara da yansıyor. Boyalarımız daha net çıkmaya başladı. Şimdi
Şimdi ne demiştik? Kavanoz kapağı ebadında bir yeşilden bahsetmiştik ya. Şimdi birazcık büyükçe bir kavanoz kapağı ebadında bir yeşilden anlatacağız. Bir yeşil ben yine hareler olsun istiyorum. Bir siyah yeşil yapacağım. Tam ortaya damlatıyorum. Evet, buralarımız daha iyi oturmuş. Şimdi burada bizim özgür olduğumuz noktalar var. Laleyi istersek 3 yaprak, istersek 5 yapraklı da yapabiliriz. Ama şimdi iki kafa çıkacak olduğumuz zaman da şöyle yapacağız. Şimdi ben diyorum ki kafalardan bir tanesi takribi şu köşeye baksın, bir tanesi aşağıya doğru baksın. Yani bir tanesi artık ömrünü tamamlamış, boynunu bükmüş bir lale olsun. Diğeri de daha yeni çıkmış gibi daha diri bir lale olsun. Bir şöyle çıktım, bir de şuradan şöyle aşağıya doğru bir eğim verdim. Şimdi bu incelikler bizim için yeterli değil. Yani bu sapların inceliği yeterli değil. Şimdi şurada bir boğaz oluştu. Bu boğaza yakın bir yerden tuttum. Sapı kalınlaştırmak için bir daha çıktım. Yine aynı şekilde boğazdan tuttum. Aşağıya doğru bunu da indirdim. Hani anlatmıştık ya, şurada bir derinlikten esin en çukur yeri ve en tümsek yeri. Aynı şekilde şuradan aldım. Bakın burada da en derin yer, en tümsek yer. Buradan aldım. Geldim. Şurada bıraktım. Şimdi kimi lalenin yaprakları daha tıknaz, daha kısa ve daha birazcık daha tombul görüntülü de olur uzaktan bakıldığında. Kimisi daha ince, daha uzun görüntülü olur. Şimdi buna 3 yaprak yine çalışacağım. Ama bakın uçları çok uzatmıyorum. Burada yaptığım işlerin tamamında bir hız var. Bu hız çok fazla artarsa yaptığımız oluşumlar bizim isteğimiz dışında, onu da göstereyim, şöyle uzar. Şimdi şöyle uzadı. Bunu hızlı yaptık, böyle uzattık. Uzattığımızda ne oldu? Bakın bunun uzaktan bakıldığı zaman yapacağımız iş eğer çerçeveye girecekse, bir kitapta olacaksa problem yok. Hani buradaki her çizgiyi net görürüz ama uzaktan bir tablo olarak yaptıysak, bir çerçeveye koyduk da bir yere asacaksak, bir duvara asacaksak, bu çok yakından, sadece yakından görülecek bir iş değildir. Daha uzaktan, yani oturduğumuz yerden de görülebilmeli. Uzaktan baktığımızda bu şu an topluyor olduğum kısım var ya, bu gözükmez. Çok ince kalır. Yani gözün algısını bilip ona göre çalışmak lazım. Ama şimdi şu uca kadar uzaktan bakılsa da bu artık net gözükür arkadaşlar. Şimdi burada da en çok insanların yanıldığı husus nedir biliyor musunuz? Şu yukarıdan girme işlerinde. Bu ucla bunun ortası, arası burasıdır. Gözümüz bize hep gelip buradan girmeyi söyler. Beynimiz öyle aldılar. Hani böyle iki tane ucun arasından geçilecekse hep orta takip edilir. Ama burada biz ortayı takip etmeyeceğiz. Buradan aldım. Sapa doğru yanaştım. Sapımı sap görünüşünde incelttim. Buradan aşağıya bir kere geldim. Ne oldu? Bir tarafa aşağıya bükük bir Y harfi oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki en derin nokta burası. Ama ben yine aynı şekilde en derinden gidersem bu sefer bu taraftaki sap kalın, bu taraftaki ince kalır. Onu dengelemek için ne yaptım? Buradan geldim. Öbür sapa yanaştım. Buradan beri aldım. Aşağıya indim. Ne kadar indim? Aşağıya kadar komple çekmedim. Şimdi baktım, bu sap bana uzun geldi. Bunu buradan topladım. Bu sapın da şu kısmı görünmez dedim. Bunu da buradan topladım. Şimdi çiçeğimin bir tanesi bu tarafa bakacak, bir tanesi bu tarafa bakacak oldu. Şimdi yine ne demiştik? İnce bizle damlatalım her zaman. İlk damlaları dedik. İnce bizi aldım. Yeşilin üzerine uca çok yakın bir yerden
bir damla koydum. Bakın yeşil burada ucu olarak gözüküyor. Aynı şekilde aldım. Bunun da ucuna yakın bir yerden öbür damlayı da koydum. Evet, şimdi ilk damlaları damlattık. Kırmızının ne kadar açıldığını gördük. Şimdi ikinci damlaları birazcık daha büyük damlatabiliriz. Bu sefer ne oldu? Sap tam ortalanmış oldu. Sağa sola kaymadı. Gerektiğinden birazcık daha fazla yoğun attık. Şimdi bunların hepsi aslında dersin parçaları. Peki burada iki laleyi yaparken sırayla yapmak mı, ikisini aynı anda yapmak mı? Şimdi her damla bir diğerini iteceği için önce birine sonra birine, önce birine sonra birine. Yani önce birini tamamlayıp, yuvarlağını tamamlayıp sonra diğerine geçtiğimiz zaman ikinciye damlattığımız boya diğerini belirli oranda itecektir. Ve kavis birazcık bu tarafta içe doğru girmiş olacaktır yuvarlak. Yani elips biçimini alacaktır. Onun için bir buraya bir buraya damlatarak. Yani atıyorum 5 kafa yaptık. 1, 2, 3, 4, 5 tane birer damla. Sonra ikinci damlalar 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde takip ederek olursa bu boyalar birbirini itekleyip birbirinin şeklini bozmaz. Şimdi zemini fazla atarsak boyalarımız istediğimizden daha koyu renkli olur. Yine kumlanmalar olur diye anlatmıştık. Zemini olması gerektiğinden daha yoğun attık. Daha fazla attık. Yeşilimizin kenarlarına bakın, yıldızlanmalar mevcut. Bakın yeşilin en uç kısmına ince yerler zemindeki ödlü boyanın sıkıştırması sebebiyle kopukluklara maruz kalmış. Onları toparladık. Şimdi kırmızının kenarlarına bakalım. Kırmızı rahat açılmadı. Yani o biraz önceki anlattığımız çiçeklerde birden rahat bir açılım vardı. Şimdi bakın bir daha damlatayım. Bir gözlemleyin. Bakın ne kadar yavaş açılıyor. Bunun sebebi ne? Buradaki öd miktarının fazla olması. Buradaki öd miktarı fazla olduğu için bu açılıp onu sıkıştıramıyor ve bakın toparlanıyor. Toparlanma esnasında da kumlanmalar da mevcut. Bakın üstü kumlu gözüküyor. Kenarlarda kıtır kıtır gözüküyor. Yani ne anlama geliyor? Demek ki zemini çok attık. Hani bunların hepsi aslında ders görmek için. Şimdi yeşili biraz önceki yeşilin konumunu hayal edin. Yeşil ne kadar iri iri gözüküyordu, ne kadar büyüktü yapraklar. Zeminin baskısından ötürü ne oldu? Yeşil toparlandı. Çok yeşil gözüktü. Yani alttan ışık vuruyor olmasına rağmen yeşilden dışarıya ışık yansıyamayacak kadar net bir yeşil oldu. Kırmızı da çok koyu bir kırmızı oldu. Şimdi ne yapacağız? Sapları takip edeceğiz çiçeği yaparken. Buradan geldik, sap buradan takip eder, ağzı buraya bakar. Bakın çok yoğun olduğu için zemin ne oldu? Boyamız geri geldi. Hani anlatmıştık ya bakın. Bakın boya geri geliyor. Hani geri gelmemeliydi ya. Ama zemini çok yoğun attı, yüzey gerilim çok fazlalaştı. O yüzden geri geliyor. Tekrar hatırlayalım. Gözümüzde dört eşit parçaya böldük. Dörtte biri ortadan tuttuk. Yukarı doğru gitti, ucunu kenara açtık. Dörtte biri ortadan tuttuk, yukarı doğru gittik. Bizi iyi temizleyemediğim için tabi bu beyaz çizgileri görüyoruz. Şimdi paslanmaya, küflenmeye karşı elimizdeki bizden hepsi kaplamalı. Ama kendi başına evde ya da sanayiden malzeme alıp da biz yaparım diyenler için, Anadolu'da yaşayanlar için genellikle söylüyorum bunu. Sanayiye giderseniz sanayilerde pirinç çubuklar olur. Sarı renkte pirinç çubuklar olur. Bu pirinçler farklı kalınlıklardadır. İstediğiniz kalınlıklarda pirinç çubukları alırsınız. Pirinç çubuk bu kadar çok leke bırakmaz. Şimdi gözümüzde dört eşit parçaya böldük dedik. Ortadan tuttuk, yukarı doğru gittik, ucunu açtık. Ortadan tuttuk, yukarı doğru gittik, ucunu kenara açtık. Bunu da kıvırdım birazcık daha farklı bir estetiği olsun diye, bir kıvırma olsun diye. Şimdi iki kafalı lalemiz bu. Şimdi kağıdı alalım. Yine şamuayı alacağım. Şimdi normal şartlarda, normal tekne olmuş olsa burada görüyor olduğunuz kırmızı ve yeşil akma yapacak arkadaşlar. Ama kenardaki bizim geniş bir şey olduğu için, sıyırma kenarı olduğu için bu genişlikte temas ettiği yüzey çok geniş bir tabakaya
çok geniş bir bölümüne, kağıdın geniş bir yerine temas ettiği için tam sıyırma olmuyor. Ama metal teknelerde bu kenar yaklaşık şu inceliktedir ve kıvrılmıştır. İnce bir kıvrım vardır. Üzerinde pürüzsüz olduğu için kağıdın üzerindeki boyaları da çizmez. Metal teknelerde kenardan sıyırırsınız. Ve mümkünse yani uzun süre ebru çalışmaya niyetiniz varsa, yani yıllarca çalışırım düşünceniz varsa metal tekne alın. Mesela plastik tekneler de var. Onu da ben size göstereyim. Kağıdı almadan yeri gelmişken. Şimdi bu da plastik tekne. Şimdi plastik teknenin kenarına şuradan bakacak olursak bunun kenarı dahi orijinalde geniş geliyor. Yani metal teknelerin kenarı bundan daha dar. Dar ve metal dışa kıvrılarak şu ovallik verilmiş. Ama bundan çok daha ince olduğu için sıyırma işini metal tekneler daha iyi yapar. Ama hani deneme için bir başlayayım, ilerlersem metal tekne alırım derseniz o zaman bu plastik teknelerden de olur. Ama tavsiye yine metal teknelerdir. Metal teknelerin içerisi parlak olduğu için yaptığınız çalışmaları ışığın yansımasını kullanarak, yani dışarıdaki ışığın tekne içerisine düşüp geriye yansımasıyla yaptığınız çalışmaları daha net görürsünüz. O bağlamda metal tekne daha sağlıklıdır. Paslanmaz teknelerden alırsınız. Yani üzeri boyanmış boyalı tekneler de var. Onlar da çok tavsiyemiz değil. Çünkü zaman içerisinde bizi tekne içerisinde gezdirirken ki çiziklerden paslar oluşur. Onlar da gözü yorar çalışırken. Ondan sonra kenarlarındaki boyalar silinmeye başladığında sıyırma esnasında, yani sıyırıp alıyoruz ya. Sıyırma esnasında bunun üzerindeki pütürler boyamızda çizgiler oluşturur. O yüzden en sağlıklısı yine günümüzde kullanılan metal teknedir. Şimdi sıyıralım. Bir alalım bakalım. Ufak bir size tüyo da verelim. Bakın şimdi akma yok. Ama akma olmayışının sebebi ne? Yüzeyde çok kitre var. Yani yüzey tamamen, bakın burada yoğun bir kitre tabakası oluşuyor. Bu kadar yoğun kitre olmamalı. Görebiliyor musunuz? Ne kadar yoğun kitre var. Şimdi teknemizden ebrumuzu aldık da üzerinde minik toz lekeleri var. Toz lekelerini böyle bir ucuyla bastırmadan şöyle minik minik ufak toparlamalar yapabiliriz. Tabii bu çok geniş açılımlarda bunlar olmaz ama minik açılımları böyle ne diyelim hile-i şer'iye ile böyle toparlayabiliriz minik minik. Hani gözü yormayacak şekilde bir toparlanma yapılabilir. Şimdi bu iki kafalı laleydi. Bir de yine tek yuvarlaktan üç kafa çıkmayı gösterelim. Aslında şimdi her çiçeğin şeysi farklı, yaprağı farklı. Lalede kullanılan yaprağı menekşede, menekşede kullanılanı karanfilde kullanmayız. Çünkü bitkiler farklı bitkiler ya. O bağlamda her bitkinin kendine özgü yaprağı var. Bunu da biz neye göre çalışırız? Çiçeğin tabiattaki kendi yaprağını andırmaya çalışırız ebru yaparken. He, tabii çok uzun süreli çok detay çalışmalar yaparsanız o çalışmalarda da göreceksiniz ki çalıştıkça eliniz daha daha profesyonel olacak. Hatta çiçeğin bir nevi resmini bilene tekne içerisinde çalışabilir hale geleceksiniz. Bunu örneklemek istiyorum. Yani kolay kolay ben isim zikretmeyi böyle şeylerde hoş görmüyorum ama mesela bir ebrucu bir İstanbul'da bir arkadaşımız diyeyim. Artık hani çok öyle fazla da bir samimiyetimiz yok aslında ama o bizi tanır, biz onu tanırız. Yaptığı işleri ben devamlı incelerim, bakarım. Allah daim etsin. Allah bir hastalık, ustalık ömür boyu vermesin. Mesela Firdevs Çalkanoğlu diye bir arkadaşımız var. Bu o kadar detay çalışır, o kadar detay çalışır ki birebir çiçeğin kendisini görürsünüz. Yani benzemişlik ötesidir. Fotoğrafı çekilmiş gibi işler yapan arkadaşlarımız da var. Bu tabii çok çalışma, iyi gözlemleme ile alakalı. Kişi ne kadar çok çalışırsa o kadar güzel eserler çıkartacaktır. Ama tabii ki o öyle çalışıyor diye sadece ebru onun yaptığı çalışmalar değildir. Yani ebru tekne üzerinden boyalar akmadan insanların gözüne hoş gösterilebilen çalışmaların tamamı bizim gözümüzde ebrudur. Buradaki bir de şey vardır. Bir gelenekselcilik muhabbetleri de çok yapılır bu işlerde. Evet, gelenekselliği var. Nedir? Ebru yapılmaya başlandığı günden bu yana
hep koyu kıvamlı bir suyun üzerinde çalışılmış. Ama Sadep'te çalışılmış, ama Kitre'de çalışılmış, ama işte Kerajin'de çalışılmış. Hep bir kıvamlı suyun üzerinde çalışılmış. Ondan sonra boyalar daima hep toprak boyalarla çalışılmış. Bakın bunların hepsi gelenektir bence. İşte fırça olarak hep at kılından fırçalar sarılmış. Bu işlerdeki gelenek, bu benim görüşüm. Yani herkes benimle aynı görüş paylaşacak diye de tabii bir kural yok. Benim görüşüm gelenek bunlardır. Eğer ki gelenekselcilik diye belirli formlar üzere biz sanatı sınırlarsak o zaman yaptığımız iş sanat değil daha çok meslek haline gelmiştir. Meslekten çıkartıp da sanat haline gelmesini istiyorsak her zaman yeniliklere açık olmalı. Farklılıklara açık olmalı. Geleneksel kısmı kullandığımız fırçalar, kullandığımız sıvı, teknemiz yani bir tekne içinde çalışıyoruz. Yere döküp de çalışmıyoruz. İşte bunların hepsi aslında gelenektir. Burada fırçayı tutuş bir gelenektir. Hani biz şimdi fırçayı buradan tutup da böyle şey yapmıyoruz, sallamıyoruz elimize ya da içine sokmuyoruz. Nedir? Her zaman fırça işte elimize vurularak çalışıyoruz. Yüzyıllardan beri bu böyle çalışılmışsa gelenek budur. Yani yoksa tutup da topraktan boyayla yapıyorsak işte fırçamız at kılındansa bence geleneksel Ebru'cuyuzdur aslında. Ama tabii bunu söylerken de şunu da atlamamak lazım. Bu işleri geleneksel hale getirmek de nasıl olur? Aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diyelim biz buna. Şimdi Necmettin Okuyay merhum oturmuş laleleri çalışmış. Laleleri ondan sonra gelenler de Necmettin Okuyay gibi çalıştıklarında Necmettin Okuyay'ın lalesi geleneksel Ebru lalesi haline gelmiş. Mustafa Düzgünman gelincikler çalışmış. Mustafa Düzgünman'ın çalıştığı gelinciği birebir yapılmaya devam edildiğinde o gelincik geleneksel Ebru'daki gelincik modeli olmuş. Ama bu demek değildir ki bir Ebru'cu gelinciği günümüzdeki gelincikler gibi birebir yapamaz. Şimdi Allah ona da uzun ömürler versin. Bir Yılmaz hocamız var, Yılmaz Eneş. Hani hocamız diyorum bizden daha eski dönemlerde bu işi yapmaya başladığı için şüphesiz ki bilgisi bizden fazladır. Onun için bizim hocamız kabul ederiz. Hani kafamız takılsa, çözemediğimiz bir nokta olsa soru soracağımız kişilerdendir. Ya da ne bileyim mesela Ahmet Mahmut Peşleri diye bir arkadaşımız var. Bunlar yine hep İstanbul'dalar. Yılmaz Hoca şimdi gelincikleri bir gelincikler yapıyor, bir güller yapıyor. Yani gülü insanın eğilip de böyle koklayası geliyor. O kadar birebiri gibi çalışıyor. Şimdi bu demek değildir ki gelenekselci değildir ya da geleneksel Ebru yapmıyordur ya da yenilikçidir ya da yeni Ebru yapmıyordur. Kişi kendisini tabii ki her zaman geliştirmek isteyecek. Benim kanaatim, benim fikrim. Yani insanlar buna katılırlar, katılmazlar. Başka bir boyut. Mahmut Peşleri mesela bir karanfiller yapar. Yani insan hayranlıkla bakar. Tabii ki Necmettin Okyay'ın ya da Mustafa Düzgünman'ın çalıştığı karanfiller gibi değildir karanfiller ama karanfile baktığımız zaman karanfili görürüz. Estetiktir yani. Şimdi estetik olgu burada önemli. Çünkü sanat yapan olgulardan bir tanesi insana hoş görmesi, insanın hoşluk algısını hitap etmesi değil mi? Yani nedir yaptığımız zaten Allah'ın mükemmel yarattıklarını taklit değil mi sanat dediğimiz? İşte biz de elimizden geldiğince yaptığımız işleri benzetmeye çalışıyoruz diyeyim. Bu konuyu da çok uzatmayayım. Şimdi bu sefer iki tane yuvarlak yaptım ama üç kafayı yine tek yuvarlaktan çıkacağım. Alttaki yaprakları fazlalaştırmak için yapılmış bir çalışma. Yine kalın bir bize aldım elime. Tabii en kalın değil, bu kalının bir incesi hoş, en kalın da olur. Yani orta boy bir bize elimde. Bir tane ortadan yukarı doğru çıktım. Ama bu sefer ortaya yakın değil, yukarı yakın çıktım. Çünkü burada boğaz oluşturup birazcık daha yaprakları fazlalaştırmak istedim. Ve aynı şekilde buradan bir daha çıktım, kalınlaştırdım. Buradan da bir kere daha çıktım. Buradan da çıktım. Şimdi tamamladık. Her iki tarafta da eşit görüntüde boğaz mevcut. Çukurlar mevcut. Bunu buradan aldım, yukarıya verdim. Bunu da buradan aldım, yukarıya verdim. Şimdi yaprakların hepsini yukarı versek olur mu? Evet, olur. Ama
Normalde bütün yaprakların hepsi yukarı bakar mı? Bakmaz. İlk yapraklar birazcık daha şeydir, nasıl söyleyeyim, artık hani ucları sarkmıştır, aşağıya meyil etmiştir vesaire gibi. Mesela karanfil çalışacak olursak, ki karanfilin yaprakları daha incedir, o zaman daha sık sık çalışırız gibi. Şimdi buradan da şöyle birkaç yaprak çıktım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yaprağım oldu. 7 tane yaprağım oldu ama kural hiç değişmedi. Yine bunu buradan geldim, sapa yanaştım, aşağıya indim, tam aşağıya kadar inmedim, bir yerde bıraktım. Ondan sonra bunu da buradan geldim, birazcık daha şöyle, şurada da minik bir yaprak bıraktım. Bakın bu da ilk çıkan çanak yaprak gibi gösterdik. Şimdi boğazı istediğim hale getirdim, istediğim inceliği. Buradan geldim, buradan şuraya kadar indim. Buradan da geldim, en aşağıya kadar indim, çıktım. Evet, şimdi ne oldu? Birazcık daha teknemizi dolduracak bir yapıya sahip oldu. Şimdi bir çiçek burada, bir çiçek burada, bir çiçeği de buraya koyarsak, bunda da istersek tabii şeyler yapabiliriz. Yani çiçeği mesela, ortadaki çiçeği daha büyük yapıp, daha uçlarını yukarı kadar çıkartıp, yani tek bir çiçekle, birkaç çiçek çalışmadan tek bir çiçekle komple tekneyi de boydan boya doldurabiliriz. Şimdi ne demiştik? İnce bir bizle kırmızımızı da anlatalım. Nereye dedik? Yeşilin ucuna yeşile değecek şekilde. Şimdi biraz önceki Ebru'dan sonra dikkatinizi çekiyorsa, zemini biraz öncekinden daha hafif attık, daha azalttık ki öd miktarı çok fazla gelmesin. Ne oldu? Bu sefer bakın renklerimiz oturdu, istediğimiz renk tonuna ulaştı. Şimdi de anlatmaya devam ediyorum. Şimdi burada farkında olmadan el alışmış, göstermeden aslında yapmış olduk. Şurada gösteririz. Şimdi bunu azıcık şöyle şu tarafa damlatayım ki aşağıya baksın. Şimdi ne oldu arkadaşlar, bakın. Şunu damlattım, bilerek yan tarafa damlattım ki bazen kaçar, elimizden de kaçar, gözümüzden kaçar. Sap şimdi yukarı doğru kaldı. Niye? Aşağıya doğru damlattık. Damlatınca bu sefer aşağıya doğru bir büyümeye maruz kaldı yuvarlak. Yeşil sap burada yukarı doğru durdu. Onu nasıl toparlayacağımızı birazdan göstereceğim. Şuna da damlasını damlatayım. Şimdi ne yaparız bu sefer? Acık yukarıya damlatırız. Şimdi dengeyi sağladı. Bakın ortalanmış oldu. Yani böyle ufak tefek şeyler, tabii deneme yanılmayla herkesin kendi başına da bulabileceği şeyler ama anlatırsak birazcık daha hızlı olur diye düşündüm. Onu da göstereyim dedim arada. Evet. Şimdi fark ediyorsanız siyahın da dibine vuruyor, kırmızının da dibine vuruyor. Şimdi ikisine de eşit miktarda boyayı almanın her zaman aynı tonu yakalamak için, bunun da dibine değdi, bunun da dibine değdi, o zaman her zaman eşit miktarda boya buraya damlatmış oluruz. Yani atıyorum buna 5 damla damlattık, buna da 5 damla damlattık, ikisinin de büyüklüğü bu sefer eşit olur. Ama birine az, birine çok alırsak az boya almış oluruz ya da çok boya almış oluruz. Bu sefer eşitlik bozulur. Şimdi yandaki çiçekleri birazcık daha ufak çalışacağım. Kafaları, üsttekini birazcık daha büyük çalışacağım. Tamam mı? Yani yukarı doğru uzatmayı göstereceğiz şimdi. İnci bizi aldım, yukarıdan aşağıya gireğimizi yaptım. Buna da yaptım. Bunları da tamamlayayım. Şimdi burada estetik olgu kişinin kendi elinde. Gözümüzle dört eşit parçayı böldük de yukarı çıkacağız ya, bunu da birazcık daha hani kenara açmayı birazcık daha zamanını geciktireceğim. Birazcık daha yukarı çıkıp ondan sonra açacağız bunu. Lazım ki yukarı kadar boyayı taşıyabilelim. Gözümüzle dört eşit parçayı böldük. Dörtte bir tuttum. Yukarı doğru gittim, 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 gittim. Bu şimdi buralarda açtım. Bu da bize kocaman bir lale kafası hissi verecek. Aslında eşit boya miktarını da oraya taşıyabiliriz. Tabii dikkat ediyorsanız ince biz değil, en kalın bizi aldım elime. Şimdi elimizdeki en kalın biz bu. Daha kalın bir numarası yok. Aynı şekilde dörtte biri yakaladım. Yukarı doğru gittim, 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 gittim. Ucunu kenara açtım. Şimdi ne oldu? Kocaman bir kafamız oldu. Şimdi bunu da tuttum, buradan aldım. Bunu da buradan birazcık kıvırdım. Bunu da buradan aldım, buradan birazcık şöyle uzattım. Yani alta doğru kıvrılmış yapraklar.
Yani burada kişi özgür. Şimdi bu estetik olarak bize estetik gözüküyorsa bir sıkıntı yok. Bu estetik olarak gözüküyorsa burada da bir sıkıntı yok. Ama her bakan bunu güzel görmüyorsa, yani bu şöyle olsaydı şurası daha iyi olurdu diyen birileri varsa, demek ki orada minik problemlerimiz var. Ellerimiz gerekecek ya da çalışmamız gerekecek durumlar vardır. Önemli olan yaptığımız işi estetik ve güzel olarak karşı tarafa gösterebilmektir bence. Şimdi ne yaptık? Alttakini kıvırmıştı. Bunu da tuttum, bunu da aldım, buradan kıvırdım. Bunu da aldım, buradan öyle birazcık uzattım. Evet, şimdi ne oldu? 3 tane kafaya sahip olduk. 3 tane sap çıktık. Bir yuvarlaktan 3 sap çıkıp o yuvarlaktan hem yapraklar hem sapları oluşturduk. Altı da farklı bir yaprak daha yaptık. Daha ufak, daha artık eskimiş ilk çıkan yapraklar gibi. Ya ben bunu da şamaya çekeyim. Bir kere daha kağıdı oturtmayı söylüyorum. Bunu direkt buradan şöyle ortadan da oturtturabilirsiniz. Buradan oturtturup da böyle akıtanlar da var ama yani ilk zamanlar tavsiye ederim. Hüküm sizde olur. Köşeden koyduk. Yavaşça kağıdı yatırdık. Yatırdık. Buradan aldık. Şimdi tabi teknemiz birazcık boyca büyük yapmışız. Tam sıfıra denk geldi. Normalde şuradaki boşlukla şuradaki boşluğu eşit bırakmaya çalışırız. Takrib olarak bakın burada 2,5 parmak, burada da 2,5 parmak zaten bırakmışız yani alışkanlıkla. Ama ne olmuş? Mesela ben görüyorum ki şurada çiçeğin sapına az bir şey kaydırmışız. Daha dikkatli olabilirmişiz. Evet, şimdi bunu da alalım. Şöyle bakın burada flu gözükürken o flu renkler aslında ne kadar canlı. Bir de size şöyle göstereyim bunu. Görebiliyor musunuz? Kağıtta ne kadar net çıkıyor aslında her şey. Yani alttan ışık vurduğu için renkler size çok flu geliyor. Aslında çok canlı net renklerdir. Tamam. Şimdi kurutma tezgahımızı alalım. Ufak bir tuşlarını da yapalım. Verdiğim için yani kamera çekiminde rahat görülebilsin diye detayları alabilmek için ışıklı da çalışıyoruz. Yani normalde kağıda çıkan renklerimiz de bunlar arkadaşlar. Bu kadar canlıdır aslında renklerimiz. Yani ayarlar çok iyi yapılırsa ne çıkar? İşte bu çıkar. Hani siyahla yeşili karıştırdığımızdaki haleler ışık gölgeyi görebiliyor musunuz? Yani yapraklar gerçek yaprak gibi, sanki kıvrılmış gibi. Yani bu hissiyatı siz veriyorsunuz. Bunlar tabii zamanla çalışmayla geliştirilebiliyor. Yani birden bu böyle yapılıp da çıkmıyor. Bu formu yakalamak epeyce bir zaman alıyor. Çiçeğin yapraklarının nasıl çalıştığını göstermek istiyorum. Bu arada tabii şeyi de anlatmam lazım. Şimdi arkadaşlar son olarak bir de 5 kafalı lale ya da işte diğer çiçeklerin nasıl çalışıldığını ben göstermek istiyorum. Çünkü bunu da çok bize öğrenciler soruyor. İşte 3 kafalı, 4 kafalı, 5 kafalılarda sıkıntı çekiyoruz hocam diyorlar. O yüzden ben işte 5 kafalıyı da elimden geldiğince anlatayım. Şimdi tabi bu son gösterecek olduğunuz çiçek çalışması olduğu için birazcık da size son bir şeyler söylemek istiyorum tabi. Şimdi bizim bu böyle bir çalışmaya girme sebebimiz şudur. Burada biz maddi bir şey kesinlikle hiçbir şekilde beklemiyoruz. Bizim buradaki beklentimiz bu Türk'ün sanatı diye dünya genelinde bilinen bu sanatın bu topraklarda yaşayan herkesin, merak eden herkesin, öğrenme azminde olan herkesin ulaşabilmesini sağlamak. Yani maksat aslında hizmet. Tabii bunu şimdi doğru algılayacak insanlar da yanlış algılayacak insanlar da çıkacak. Ama önemli değil, bizim niyetimiz doğru bildiklerimizi doğru biçimde anlatmak. Şimdi illaki bu yaptığımız çalışmalar esnasında insan olmamız sebebiyle gözümüzden kaçan, atladığımız, belki unuttuğumuz yerler de olabilir. Eğer ki atladığımızı düşündüğünüz yerler varsa onları bir şekilde internet yoluyla, mail yoluyla bize ulaştırırsanız elimizden geldiğince bunları da ilerleyen zamanlarda açıklamaya çalışacağız. Şimdi birazcık daha yaprakları fazlalaştırdım. Çünkü kafalar çoğaldıkça yapraklar da çok minik kalmamalı. Yapraklar da kafaları orantılamalı. Onun için şöyle iki tane büyük yuvarlak, bir tane küçük yuvarlak çıktık.
Şimdi bu küçük yuvarlaktan 1, 2, 3, 4, 5 tane çıkacaksa bir tane daha damlatalım. Şimdi burada şöyle bir çalışma yapıyoruz. İstersek 5 yaprağın 5'ini bu bir tanesinden çıkıp yaprakları da bu bir taneden yapabiliriz. O ikili kafa ya da üçlü kafa gibi düşünün. Yapılabilir. Ama burada da birazcık daha farklı olsun dedik. Tekten çıkalım. Şimdi bu birinci kafamız olacak. Şimdi burada dengelemeyi sağlayabilmek için ilk başlayanlar için normalde biz 2, 3, 4, 5 gideriz ama şöyle bir ortalama yaparız. 2, şöyle 3 dedik. Şimdi bir üçgenimsi bir şekil oluşturduk. Aralardaki boşluklardan da diğer kafaları çıktığımızda bu 5 kafaya tekamül eder. Yine aynı şekilde birazcık kalınlaştırma bağında aralara gireceğiz. Ya saplarımız çok ince olmasın. Yani uzatmak istersek birazcık daha çekebiliriz tabii uzağa. Şimdi burada yıldız gibi bir görüntü oluşturduk kabadan. Şimdi yine her zamanki gibi şuradan yapraklarımızı çıkarız. Tabii yaprakların biri yukarı bakıyorsa biri aşağı gibi ben görmeye çalışıyorum. Şöyle bir kere girelim, şu sapımızı düzeltelim. Şimdi buradan geldik, buradan bir girdik arkadaşlar. Aşağıdan başlamamızdaki sebep yukarıdan başlarsak buralarda bir kalınlık kalır. Bu kalınlığı biz yukarıda zaten yedireceğiz bakın. Yani sapların kalınlıkları birbirine yakın olsun diye. Hani biri çok kalın biri çok ince kalmasın diye böyle bir giriklikler yapıyoruz. Şimdi buradan da geldik, bunu da birazcık daha aşağıya taşıdık. En sonuncuya geldik. Buradan tam ortadan aşağıya kadar indik. Şimdi gördüğünüz gibi 2, 4, 5 tane sapımız oldu. Eğer saplarımızda yamulmalar varsa şu şekilde saplarımız uzaktan minik dokunuşlarla istersek düzeltebiliriz. Gördünüz mü? Sapımızı şimdi düzelttik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada bir farklılık yapalım. Ben birazcık hızlı ve en kolay şekilde bir karanfilin nasıl yapılacağını da göstereyim. Şimdi önceden ne dedik arkadaşlar? Bahsettik ki hani hep yeşile değecek. Karanfil de yeşile değmeyecek. Yeşilin dışına çıkacak. Tamam. Birazcık da şöyle yayarsak boyayı kenara doğru. Şöyle birazcık yaydırırsak. Yani bu tabi karanfil modelleri farklı farklı. Yani her ustanın kendine özgü bir tarzı oluşmuş. Ama hani ben bunu birazcık daha kolay çalışabileceğiniz gibi anlatmaya çalışacağım. Tabi lale kafasından birazcık daha büyük yapıyoruz bu sefer. Eğer bir kusurumuz olduysa anlatırken şimdiden affola. Çünkü biz burada kimseye tenkit etmek ya da kimsenin fikirlerini çürütmek ya da kimsenin yaptığını yanlış göstermek için anlatmıyoruz. Sadece biz doğru bildiğimizi insanlara bildiğimiz kadarıyla anlatalım, öğretelim diye uğraşıyoruz. Çünkü hani ben ahiret inancı olan bir insanım. Öldükten sonra bildiğimi öğretmemenin sorumluluğunu üzerinden atma niyetindeyim. Asıl maksadım budur. Bildiğimi insanlara öğretmeye çalışmak. Eğer kusurumuz olduysa da tekrar hepinizden af diliyorum. Affınıza sığınıyorum. Şimdi buraya kadar açarak büyüttük arkadaşlar. Gördüğünüz zaten. Arada bir şey sorayım mı hocam? Buyurun. Şimdi kırmızı ve siyah karıştırıp evet, damlatıyoruz ya. Evet. Önce siyaha ya da önce kırmızıya batırmanın önemli bir farkı var mı? Şimdi önce siyah sonra kırmızıya batırırsak kırmızı ağırlıklı. Yani ikinci batırdığımız boya ağırlıklı çıkar rengimiz. Önce kırmızı sonra siyah batırırsak siyah ikinci rengimiz olduğu için siyah ağırlıklı bir boya almış oluruz. İyi ki sordun. Bak mesafem aklına açıklıydı. Şimdi ufak ufak yüzeyden birbirine yakın girişler yapıyorum. Ama uzaktan değil, derinden de değil bunlar. Sadece minik minik kesikler atıyorum yukarıdan aşağıya. Bu
Her çekişte isterseniz bizi temizlersiniz. İstemezseniz temizleme edebilirsiniz. Onlar da çünkü arada kalan minik çizgiler de hoş gözükebiliyor bazen. Şimdi bu bir modeli diyelim. Bunu da farklı bir model olarak çalışalım. Yani birkaç tane karanfil modelini aynı anda gösteriyor gibi olalım. Şimdi buraya kadar yaptık. Şimdi bunların hepsi aslında belirli oranda daha önce çalışılmış farklı karanfil modelleri diyebiliriz. Yani burası bu daha karmaşık. Şimdi bunu da birazcık daha bir şeyler göstereceğim. Şimdi buraya kadar yaptıktan sonra arkadaşlar yeşili alırız. Lale yapar gibi yeşilin ucuna damlatırız. Karıştıralım boyamız birazcık fulluğu çıktı. Ne kadar damlatacağız? Bir lale yapacak kadar ama çok büyük bir lale değil. Hani size ikinci bir lalenin yapılışını göstermiştim ya. Bu kafa öyle olacak. Bunu da bakın dikkat ettiyseniz şöyle bir giriklik yaptım. Çünkü bu karanfil yan bakacak. Yana doğru duracak ya. Ona göre bir çalışma düşündük. Evet bunu da şöyle yaptık. Şöyle toplayalım. Şimdi ne demiştik? Bir lale çalışacak gibi demiştik. Şunların yeşillerini tamamlayıp teknemiz tabii çok bekledi. Çok beklediği için de yüzey gerilimi arttı. Şimdi laleyi nasıl ikinci sefer bir lale kafası göstermiştik. İçeriden dışarıya çıkış. Hani yukarıdan giriş değil de. Şimdi içeriden dışarıya çıkış lalemizi yaptık ama yukarı doğru değil kenara doğru açtık arkadaşlar. Buraya kadar bu çok basit. İstersek direkt buradan gireriz bir lale kafası görüntüsü veririz. Yeşili karanfilimiz olmuştur. İstersek aradan bir tane daha çıkarız. Şu aralardan gireriz. Şuralardan da karanfilin bölümlerini yaparız. İstersek birazcık daha kenara açmak için şuralardan dışarıda çıkabiliriz. Şimdi bu bir model. Bu da birazcık daha gelenekseldeki model. Bunu buradan kenara açarız. Bunu da buradan kenara açarız. Bunu buradan ortaya bir kere girdikten sonra şuradan bir kesik atarız. Gelenekseldeki kafa şekli aslında tam böyle de değildir de. Yani üst kısım. Çanak kısmı böyledir. Şöyle gireriz. Bu da ikinci karanfilimizdir. Biz şimdi hani 4'e böldük. Bunu 5'e 6'ya bölenleri de biliyoruz. O da olur, o da olur. Çok fark etmez. Şimdi bunda da aynısını yapacağız. Bunda nasıl yapacağız? Bunu şimdi bir tanesini şuradan alacağız. Şöyle uzatacağız. Bir tanesini şöyle çıkacağız. Bir tanesini hafif şöyle yandan çıkacağız. Yan duruyor ya karanfilimiz. Bunda böyle geleceğiz. Şimdi bunların hepsi karanfil modeli. Bunda da ucuları ince bir yer. Tek tek dışarı çıktığımız zaman birazcık daha ateş karanfili gibi adlandırıyorlar. Yani var mıdır öyle bir karanfil ismi bilmiyorum ama öyle derler. Şimdi burada bir diğer karanfilimiz. Yine aynı şekilde girdik. Şimdi ne kaldı? İki tane sapımız kaldı. Bunlar da birer tomurcuk çalışalım istedim ben. O yüzden özellikle 5 kafa yaptık. Pardon. Yeşil damlattık. Buraya da damlattık. Şimdi o birazcık büyüdü, iyi oldu büyümesi de. Çok bizim için bir sakıncası yok. Şimdi buraya ufak daha açmamış ancak yeni patlamaya başlamış bir karanfil gibi düşünün. Bir daha tekrar ediyorum. Kullandığım her bizi aslında yeri var, tamam mı? Yani boşu boşuna bizler değişmiyor arkadaşlar. Hepsi sebepli. Şimdi bakın. Şöyle yaptım. Bunu buradan aldım. Bunu da buradan aldım. Kalın bizi de tekrar elime aldım. Şuradan batırdım da bu daha yeni açıyor. Daha anca patlamakta olan bir karanfil oldu. Karanfil tomurcuğu. Şimdi buna yarı açmış, yarı açmamış gibi tam sıfırına koydum. Azıcık şöyle büyüterek, bakın şöyle uzatarak. Bakın o zaman burada da bir boğaz oluşuyor o çekmelerde. Şöyle bakın. Şimdi bunu buradan aldım. Bunu da buradan aldım.
buradan girdim. Bundan da minicik minicik ucuna çıktım. Ondan sonra bir buradan yanaştım hafif. Boğdum. Buradan da boğdum. Bu da yeni açmakta olan bir karanfil kafası modeli olmuş oldu. Şimdi kağıdı alalım. Eğer ki tekrar tekrar özür dileyerek sürçü lisan ettiysek affolalım. Kağıdımızı alalım. Bir de yaptığımız çalışmayı şöyle kağıtta gösterelim. Bu da şöyle kağıdı aldığımız zamanki rengi. Dediğim gibi o minik toz lekelerini isterseniz biz ucuyla, bizim yuvarlak kısmıyla, ucunun yuvarlak kısmıyla çok aşırı bastırmadan da düzeltebilmek mümkün.